efendim. Hoş geldiniz Beyaz TV ekranlarına, mutfağımıza. Nasılsınız efendim? Keyifli, sağlıklı, huzurlu bir perşembe diliyorum. Hafta sonuna yine dayandık. Yarın son gün efendim. Hafta sonu için ne planlar yapıyorsunuz? Hepsini ve daha fazlasını bugün bilmek istiyorum. Yani gidin şöyle bir Nermin'in Enfes Mutfağı'na. Orada en son paylaşacağımız fotoğrafın altına yapın yorumlarınızı, yayında okuyacağım. Hafta sonunda ne yapacaksınız efendim? Hangi tarifleri deneyeceksiniz? Cumartesi, pazar kahvaltısına ne hazırlayacaksınız? Yapın, ben de orada okuyacağım. Yayında da isminizi vereceğim efendim. Belki de güzel sürpriz bir hediyem de olabilir size. O yüzden ekrandan ayrılmayın. Sizler için bugün çok güzel, gerçekten efsane bir program hazırladık. Hiçbir yere ayrılmayın. Öncelikle hediyemiz var. Gidiyorsunuz Nermin'in Enfes Mutfağı'nda, son fotoğrafın altına arkadaşlarınızı etiketliyorsunuz. Yayında vereceğim iki şifreyi yazıyorsunuz. Sonrasında efendim bahsedeceğim çok hediyeli bir gün. Bugün çok keyifliyim Serpil, ben bunları eve götüreceğim. Bayıldım. Bunların hepsinin bir hikayesi var. Konuğumuzdu, tamam, Malatyalardan eli kolu dolu dolu gelmiş. Evet, konuğumuzun getirmiş olduğu süper hediyelerimiz var. Birazdan alacağım, kendisinden özetleyeceğiz. O yüzden oraya girmedim şu an. Hemen çağıralım bence, çünkü çok heyecanlı bir hanımefendi bizlerle bugün. Sevcan Uruk hanımefendi gelsin. Merhaba. Merhaba, nasılsın? İyiyim, nasılsın? Aman aman, ikidir hem bir çekirdek olmuş bizim mutfağımıza. Bugün pek mi böyle uyumluyuz? Siyahlar, griler. Evet, siz de iki siyah giymişsiniz. Evet, ne güzel olduk. Evet. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Sağ olayım, nereliyiz? Biz Malatya'dayız, Malatya'dan Malatya, geldik. Malatya. Çalarsın artık bugün. Bulun. Evet. Ay, sesim bak artık düzene girmeye başladı. Çok güzel bir ses tonuyla geliyorum efendim. Evet. Az kaldı, yeni klibim sizlerle olacak. Evet. Sevcancığım, bugün evet, bize günün menüsünde çay saati yapacaksın. Evet, öyle. Hanımların en çok sevdiği beş çaylarında olmazsa olmazlarını farklı sunumlarla, güzelliklerle ekrana evet, getireceğiz. İnşallah. Hazır mısın? İki Hazırım. Saatimiz var. Evet. Yoğurtlu patates salatası. Evet. Arkasından marş fasulye salatası. Hı-hı, evet. Peynirli tereyağlı çıtır börek yapacağız. Evet. Çiçek poğaçamız var. Evet. Bisküvi, mantolu, kurabiye. Şimdi evet, kış geldi efendim, mantoları giydirmek gerekiyor. Evet. Yani geçen ben mantolu dolma yaptım. Bugün işte mantolu kurabiye yapacağız. Bakar mısınız deyimlere? Hanımefendiler, evet, gerçekten efsanesiniz. Kışın geldiğini hissettirmek için. Ya bir kışın evet, geldiğini hissettireceğiz size. Evet. Vişne soslu da pasta yapacağız. İnşallah. Aman aman aman. Serpil gel istersen. Evet. Malzemeleri yavaş yavaş taşı buraya. Şimdi evet, bize ne getirdin Sevcancığım? Size ne getirdim? Nermin Öztürk. Malatya'mızın evet, ünlü kurabiyemiz var. Mehmet Bey sizin için özel hazırladı. Mehmet Bey'e teşekkür ediyorum efendim. Evet. Ben çok severim böyle özel şeyleri. Aman, Kayısı aman, aman. Şey biraz aman, dağılmış olabilir. Olsun, dağılabilir tabii ki. Malatya'dan buraya tabii ki geldi. O çok ama, uzun yollardan gelmiş Nermin. Açık hali burada var, böyle gösterebiliriz ekranlarda. Ben bunu yedim, çok güzel. Kutuya bakar mısınız? Bir de senin Nermin Hanımcığım. Kutuya bakar mısınız? İnsanın ismi bu kadar mı güzel olur? Nasıl evet, bir ego yaptım? Soy ismimin güzelliğine bakar mısınız efendim? Evet. Öztürk. Evet. Efendim. Bu da tabii ki Malatya'nın olmazsa olmaz kayısımız. Erdal kardeşimiz sizin için. Kim? Erdal Bey. Erdal Bey, teşekkür ederim. Kız isteme tepsisi gibi olmuş bu. Size yakışır diye bu şekilde hazırladık. Hayırlısı artık. Valla severiz böyle şeyi, sunma. Araçlarıyla da gelmeyip bu kadar eşyayla gelmişler. Ellerine evet, kollarına sağlık valla. Serpil, bugün teşekkür senle burada ederim. Malatya. Malatya yapacağız. Bulunmaz eşin. Yapacağız. Oynayacağız. Özellikle tamam, istedim zaten Malatya şarkılarını. Malatya, Malatya. Evet. Efendim, benim Yüksel ablam var. Bu Yükseller hep böyle oluyor. Evet. Çok iyi niyetliler. Kalpleri temiz oluyor. Bir tanesi rejide Yüksel abimiz. Bir tanesi Yüksel ablamız. Allah başımızdan eksik etmesin. Yüksel Bey yapımcı olan. Yüksel abla da sosyal medyada takipçi olan. Hangisinden bahsedeyim? Bunları Serpil'ciğime getirmiş. Ekranların demiş güzel sunucusu, güzel yardımcısı, sevilen ve izlenen tek program. Ve bizi izlerken sürekli hasta hanımefendi. Dualarınızı bekliyoruz Yüksel ablama. Bize böyle nereden demiştin abi ya? Onlar şey... Şeyden, Ürgüp'ten mi demiştin? Nevşehir. Evet. Nevşehir'den bunları bize göndermiş. Bunlar da benim, bunlar da Serpil'in. Bakar ben mısınız? Ben kahve içeceğim. Aman aman aman. Orada magnetler de var. Bismillahirrahmanirrahim. Serpil, bayıldım bunlara ben. Evet, kahve yapacağız, seninle karşılıklı içeceğiz işte. Bakar bak mısınız? Ürgüp, Nevşehir'den gelmiş bunlar bize. Bu ne Serpil?
Onu asmak için. O şey herhalde. Böyle ay bunu ben evime asayım. Evet. Mutfağıma. Ay kurban olurum. Sağ ol Yüksel ablacığım. Allah razı olsun. Çok beğendim. Kesenize bereket. Bunları ben alacağım, buzdolabıma koyacağım. Benim onu çocuklar bunları hemen kırar. Tamam. Bunları o tarafa atalım. Sevcan'ımın tarifleriyle başlayacağız. Yüksel ablam çok teşekkür ediyoruz. Kesene bereket. Bak. Bak. Şuraya. Ben buraya koyuvereyim bunlar. Gözüksün benimkiler. Bak. Bak. Dur şöyle koyalım. Bizim için hediye çok mu? Aa bu böyle sosluk biliyor musun? Onun bence bir tanesi şey. Kahvenin yanında sularımızı içeceğiz. Nerede? Evi. Ay ya şunlara bak. Biri Serpil biri ben. Bak. Bak. Serpil onunla kahve içelim. Kurban olurum. Yapacağım sana söz kahve onunla. Bak. Halil beğendin mi? Halil dedem aklıma geliyor. Mekan cennet olsun ya. Çok severdim dedemi. Evet. Hep için cebinden çikolata çıkarırdı. Sen hep benden bekliyorsun çikolatayı. Dedem böyle çıkartıyordu içinden böyle mor renkte vardı ya mor poşette küçükken. Bayılırdık marka vermeyelim. Onu böyle çıkartırdı camiden dönerken verirdi. Bak ne güzel rahmet andı bizden. Mekan cennet olsun. Bütün ölmüşlerimize efendim bir biz Fatiha okuyalım ya. Hadi bakalım. Halin abi kusura bakmayın öyle bir rahmet okuyalım dedim bütün ölmüşlerimize. Neyle başlıyoruz? Çiçek poğaçamızla başlıyoruz. Çiçek poğaça geliyor. Evet. Hediyelerimiz var efendim. Nermin Enfes Mutfağı'nda kahvaltı seti hediye ediyoruz. Yapmanız gereken sponsor firmamızı takip edip harika hediyelerle sizlere sunacağız efendim. Şu görmüş olduğunuz harika şallardan her hafta 5 kişiye hediye edeceğiz. Efendim şimdiden takipte kalın bak. Nermin'in Enfes Mutfağı'nda paylaştık. Bunları mı hediye edeceğiz? Evet, İpek. 3-4 bin lira tane Serpil. Ben de alabiliyor muyum? Bana da veriyor musun kontenjan tanıdıktan? Hediye izleyicilerime gidecek. Kusura bakma Serpil'ciğim. Görürsün bir tane şal verdik. Kimseye şey yapamam burada. Biz gider mağazasından alırız. Ne yapalım artık? Mağazasından alabilirsiniz. Ya, biz etiketliyoruz, link bırakıyoruz. Bir de %30 indirimli olacak ben paylaştığım sürece. Bari indirimli git falan Sevcan. Evet, ha indirimli alalım evet. Evet. Tamam. Benim ismi verince indirim yapalım aşkım. Tamam. Şöyle ben bir ellerini yıkayabilir miyim? Tabii sen bir ellerini yıka Sevcan'cığım. Gel canım beni. Çok güzel ya bol hediyeli, enerjik, güzel bir perşembe. Sabah her ne kadar stresli de uyansam temizlik günü olduğu için bugün gayet iyiyim elhamdülillah. Şu dakika itibariyle sizle buluştuğum için. Bir su bardağı ılık su, bir su bardağı ılık süt, bir su bardağı sıvı yağ, iki yemek kaşığı şeker, 1,5 tatlı kaşığı tuz, bir paket kuru maya, 2 tane yumurta akı, sarısı üzerine sürülecek, aldığı kadar un. İç harcı için ise bir kase rendelenmiş beyaz peynirimiz var, bir tutam maydanoz. Üzeri için ise susam ve çörek otundan oluşan ana malzemelerimiz mevcut. Şimdi başlayalım mı? Başlayalım hayatım. Sevcan kimdir? Ne yapar? Kaç Sevcan çocuk annesi? Kimdir? Evliyim, 3 çocuk annesiyim. Allah 3 tane çocuğum var. Muhteşem. 81 doğumluyum. Evet. Güzel bakan güzel görürmüş öyle diyelim Allah o zaman. Allah razı olsun. Eşinle geldin herhalde. Evet eşim hoş bana eşlik etti. Beyefendi. Sağ olsun. En büyük destekçim arkamda yanımda. Malatya'dan evet. Elazığ gelini diyor. Evet, Malatya'dan Elazığ geliniyim. Oo ne güzel. Yarı Elazığlı oldum yani. Efendim Elazığlı. Yumurtanın evet beyazını. İçine mi istiyorsun? Aha, birazcık. Hemen kırıyorum tatlı. Bizim iyi bir cimri değilsin herhalde. Bonkörsün abicim. Cimri olsaydı beni buralara kadar getirmezdi evet. Herhalde. Vallahi çok takdir ettim. Beyefendiyi bir çekelim Halil hocam. Sevcan Hanım'ın eşi. Şöyle... Alacağım aşkım ben şimdi. Ben sana şuraylık olsun diye. Verdiniz mi? Tamam. Teşekkür ederiz. Çok ekranları sevmiyor. Mikrofon sevmez. Olsun eşini getirmiş. Eşini izliyor. Bu bir hatıra kalacak değil mi beyefendi? Ne güzel. Allah razı olsun. Ayaklarınıza sağlık. İyi ki geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Sizi tanımaktan gerçekten çok büyük keyif alacağız bugün. Malatya'nın eşsiz güzelliklerini de bizimle birlikte getirmişler ama ben Sevcan'dan ne beklerdim bugün? Malatya'nın eşsiz lezzetlerini yapsın bana. Bir dahaki sefere kısmetse. Yüksel değil de öyle istedi ama inşallah dedik. Hani bir dahaki ne olacağız? Biz bugün çay saati yapalım tamam. Dedik. Tamam. Serpil Hanım'la öyle konuştuk ama hı-hı. İnşallah bir dahaki sefere de Malatya lezzetlerini yaparız tabii yaparız ki. Yaparız tabii ki. Niye yapmayacağız? Yani. Nermin'in Enfes Mutfağı'nda
Sevcan Hanım'ın sözünü aldık. Malatya'ya buradan öncelikle kocaman sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Evet. Beyefendinin memleketi Elazığ'ına da sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Çünkü yarı artık Elazığlı olmuş hanımefendi. Evet. Yarı Malatya. Eşler de hanım köylü oluyor zaten bir yerden sonra, değil mi? Evet, yani evet. Şimdi o da biraz Malatyalı olmuştu. Aha, evet. Karışıyoruz artık ya. Güzeldir çoğalmak, karışmak. Elazığlı ama Malatya'da doğmuş büyümüş. Yani Malatyalı diyelim o da. Değil mi? Sen de Malatyalı yaptık hocam. Hayırlı evet, olsun. Evet, orada doğmuş, orada büyümüş. ondan sonra biraz işte gayet güzel, gayet keyifli bir program hazırlayacağız. Baktım da siz Evcan Hanım heyecanlı falan da şimdi gitti heyecan. Bir şey kalmadı maşallah. Evet, sizi görünce heyecanım gitti Nermin. Değil mi? Ya ben öyle bir rahatlatıyorum herhalde. Yani gelen öyle bir enerjiniz var, doğru. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Gelsinler mi buraya? Korkmasınlar değil mi? Gelsinler. Ben korkmadım. Malatya'dan buraya geldim. Ay kurban olurum. İyi yaptın. Nermin dünden geldi maşallah. İstanbul'da gezmedik yer bırakmadı. Gelmişken gezerim dedik Serpil Hanım. İşte. Eşim de gezmeyi seviyoruz sağ olsun. Ama beraber. Bir çocuk var Sevcan. Benim 3 tane çocuğum var. Allah kızlarım aşırsın. Büyük ama oğlum küçük. Oğlumu da hasta bıraktım. Ay kurban olurum. Annem iyileşir. Sağ olsun. Bakıyor şu anda. Bu annalar. Sabahki benimki de 70 küsürü. Tabii 68-69, evet. 70 yaşında anam. Aha. O da gelmiş sabah benim evi temizliğe işte bak anaların cefası. Evet bugün perşembe günü sizin temizlik gününüz. Evet. Bakar mısın? Sosyal medya. Ha? Genelde kadınların pazartesidir ama Nermin Hanım'ın perşembe günü biz de öğrendik. Diyor ki Yüksel o da benim gibi diyor temizlikten mi sıkılmış diyor benim. Yok temizlikten hangi bayağı sıkılmış ki biz de sıkılalım de Sevcan, değil mi konuş. Sevcan Hanım? Ya canım benim. Evet evet. Konuş Sevcan'ın konuş. Benim sesim gelmiş. Yüksel'in sesi böyle derinlerden geliyor bana evet. Böyle derin derin geliyor. Ben bunu bir kulağıma şey yapayım canladığım Sevcan'a anlat Serpil anlatın geliyor. Hemen evet, bize anlatıyoruz tatlım. Ay burada bir şey kopmuş bence. Çok uğraşıyor bizimle Sevcan. Şurada. Vallahi Yüksel Bey şimdi laf söylettirmeyeceğim. Madem benim memleketimliymiş. Hı hı. O yüzden laf söylettirmemem lazım aslında. Ama şey işte böyle hep takılıyor bize de. Abi peynirin tadına bakmak istiyorum ben. Bakabilirsin. Sana evet. Vermeyeceğim ama. Bir şey söyleyeyim çok güzel. Sen diyete başlamadın mı yok? Sevcan bu çok güzel bir peynir. Konuşsana. Evet. Vallahi nefis bir peynir. Konuş bakayım. Canım oldu mu senin şey yapalım evet ya. Oldu. Oh süper tamam. Çok altta bizim uzak, şeyimiz tamam. Vardı Sevcan istersen çıkar onu. Tamam. Tamam. Sen yukarı bırak tatlım ben şeye geliyorum. Onun üstünü kapatacağım. Tamam. Oh. Sevcan. Rendeledim. Koydum. Alalım. Ben ellerimi yıkayayım buradan. Oh mis gibi oldu valla. Nermin çok sessiz kaldı. Koş kop gel. Kop gel. Neden sensiz burası sessiz oluyor? Ben işte herkes kendisini bak, yapsın kardeşim. Ben yapamam. Bugün kendimi prensesler gibi hissediyorum. Şöyle şimdi geleyim. Bak. Tabii Sevcan'a verdim. Sana bugün hiç iş de yaptırmayacağız. Görüyor ha, ben musun? Bugün bak. İş de yapmayacağım. Böyle saten elbisemi giydim. Sanki buradan nişana gideceğim. Şimdi diyeceksiniz ki yemek programı için ağır. Evet ağır ama ben boşuna kız olduğum için böyle giyiniyorum. Bak. Bak. Söyleyemeyeceğim. Bir de kış kalalım. Söyleyemeden yapamayacağım hocam. Yani böyle ipek şallarım. Çekmeceyi aç tatlım Sevcan'cığım. Şey maydanozunu da doğruya hafta evet. Böyle tamam. Bir şık giyindik. Şimdi yemeğe döneceğiz hocam. Kıyafetimizi çektik. Evet. Ne yaptık burada hocam? Bu ben Malatya'dan özel getirdim. Malatya peynirimiz bizim. Ben poğaçalarımda, böreklerimde genellikle Malatya peyniri kullanıyorum. Buyurun. O yüzden Malatya, onu kullanalım Malatya dedik. Bulunmaz eşin. Kızlar şu evet. Aranıza girip şuradakini alabilir miyim Sevcan ben? Tabii canım buyur. Kuruyup kabuk tutmasın. Ben bunu söyleyeyim sana tamam. Alayım annesi. Tamam. Streç orada. Ah. Oh, oh. Parkta kabul günleri yaparmışsınız siz. Biz kabul günlerimiz işte böyle yani. Herkes bir şey toplar, götürür, evet. Götürür. Yazın genellikle açık havalarda. Kaşar peyniri gibi peyniriniz değil mi? Çok güzel evet. Ama Nermin tadına yani bak. Yani lezzeti çok güzel. O yüzden böreklerimizi peynir gibi. Malatya peynirini ben daha çok tercih ediyorum. Vallahi tadı çok genelde güzel. Genelde Malatya peynirini daha çok tercih etmemizin nedeni böreklerde daha güzel olması değil mi? Evet. Yani peynir muhteşem. Ne kadar güzel olursa böreğimiz, poğaçamız o kadar güzel oluyor. Ya bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten Sevcan. Helal olsun. Özgüveninden özür dilerim kok gel. Musluk ama düştü musluk. Kaldı. Parmağım kaldı Nermin. Çek Halil, Halil çek bunu. Ama koş koş. Yüksel ya gidecek dur. Dur.
Bismillahirrahmanirrahim. Allah, ne yapayım Serpil şimdi, ben bunu nasıl tutayım, sen parmağı çekeyim. Nasıl çıkaracaksın? Ah kaldı, parmağım kaldı. Dur, tabak koyayım, alta tabağı aksın, dur. Aman. Bismillahirrahmanirrahim. Musluk düştü. Dur, dedim patladı, dedim ki ne oldu? Dur. Aman dur. Kız görüyor musun, gitti ya, gidiyor. Parmağımı çekersen gidiyor. Heh, aklıma geldi. Kız barık yaptırdın beni. Aman. Ben bırak, bırak gör. Ali görsün, tamam. Şelalelerimiz var, Allah'ımıza şükür. Ya nasıl şelalelerimiz. Nasıl çevireyim abi? Tamam o olmaz, bitti. Akacak, baştan takacağız. Kırdı, kırıldı. Nazara geldi. Neyse tamam, ay dur sen ödümü patlattın. Daha. Bismillahirrahmanirrahim. Geldi. Gördün görüyorsun mu, nazar çıktı. Evet, Sevcan. Nazar çıktı diyelim. Kaç bezeye böldük? Kaç bezeye saymadım ama 6, 9, 10, 11 oldu. Yumuşak bir hamur evet, yaptık. Yumuşak bir hamur yaptık. Bir merdane alabilir miyim acaba? Tamam, hemen vereyim merdane. Geldim Sevcancığım, geldim, koptum geldim. Buyurun. Küçük de olabilir, fark etmez. Merdaneyle iyice açacak mıyız? Yo, bir tatlı tabağı büyüklüğünde açacağız. Tamam. Çok hani büyütmeye gerek yok. Hı hı. Sosyal medyada yemek sayfanız mı var? Evet. Ne yapıyorsunuz orada? Ne yapıyorum? İşte böyle güzel çay saati tarifleri yapıyorum. Hı hı. Yemek de yapıyorum ama ne daha çok... Ne sayfanın ismi? Sevcan Çelebi Uruk. Evet. Sevcan Çelebi Uruk. Yok, takip edebilirsiniz hanımefendileri. Evet evet, bekliyoruz inşallah. Hı hı. Orada diyorsun böyle çay saati yapıyorum. Çocuklara özel tarifler. Evet, zaten benim eşim de hani restoran işlettiği için genelde yemeklerde evde olmuyor. Ben daha çok çocuklarımın istediği şeyleri. Tabii. Bir de tırtırlı makas. Ha, olur tabii tabii. Ben de açayım, ister misin sana böyle? Olur tabii tabii. Kalbim duracak daha. Keseyim. Neyse, akıl ettik en azından, yağ gitmedi boşu. Oldu. Neyse. Boş diye gitti ayol. Evet. Olabilir bu insanlık hali. Daha önce evet. Kesecektik ama. Olsun. Hızlı keseyim derken. Sıkıntı şöyle yok. Yapalım. Şimdi güzelce pasta tabağı büyüklüğünde bir zemin oluşturduk hamurumuzdan. Evet. Sonrasında yarısına böyle bıçak yardımıyla çizikler attık. Sonrasında diğer tarafı katlayıp mıska şeklinde şu an bakın şöyle. Sardık. Çok güzel, çok başarılı. Şey, mıska. Yuvarlak bir tepsi alalım. Veya yuvarlak olursa. Şunu yiyeceğim Sevcancığım. Onu yağlayalım ya da kağıt koyacağım tatlım. Hemen hemen. Hazır. Ha, ben açayım. Hazır mı? Ben gidiyorum Sevcan'a yardım etmeye. Tamam. Evet. Bunu yuvarlak kek kalıbının içinde yapacağız. Çok enteresan. Evet şey, hani ben çiçek şeklini vermek için yuvarlak şeklini olursa. Şeklini merak ettim valla. Hadi daha bismillahirrahmanirrahim. Sen Malatya'ya bak. Malatya çay saati yapıyor bize. Vallahi. Ama Malatyalılar sizi çok seviyor Nermin Hanım. Ben olurum ben onlara. Ben de çok seviyorum. Kıyısının çok... cenneti. Evet evet. Nermin Hanım'a gidiyorum deyince herkes selamımızı götür. Selamımızı götür. Selam. Tüm Malatya'ya buradan selam olsun inşallah. Nasıl koyalım hocam bunları içine? Şöyle koyarsın. Bütün Malatya'ya kucak dolusu sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Hatta şuralarını şöyle koymadan. Memleketimin her köşesi cennet. Şöyle batırırsak. Veya şurayı da şöyle yapalım. Şöyle daha güzel çıkacak kenarları. Buraya da yumurtamızı yine sürebiliriz. Bak görüyor musun? Ne? Şöyle. Duymuyorum ki. Kameramanlar bana söyleyebilir. Ha, ben mi yapayım? Tamam. Aynen. Benim kameramanlarım bana yardım eder. Ben onlara dün çikolata verdim. Siz hiç sıkıntıya girmeyin reji. Buyurun. Şimdi ortadan bakın çizikleri attık. Böyle. Sonrasında diğer tarafı üstüne gelecek şekilde katladık. Aslında evet. Altı kesik, üstü düz bir hamur oldu. Malatya'dan gelen özel peynirimizi tam köşe tarafa koyup bakın. Mıska şeklinde burayı da bastırıyoruz. Attırıyoruz. Peynirimiz çıkmasın diye sonra. Siz orada tekrar. Onu yaparken ben de şöyle vereyim. Bu kısma şöyle gösteriyorum. Yumurta sarısını sürüyoruz böyle. Geldim Sevcan. Ve çörek otu susama direkt şöyle bastıracağız. Sen rahat çalış. Tamam. Tabii bu yetmeyecek aşkım. Birazcık daha isteyeceğiz. Şöyle tamam, de normal yuvarlak bir kelepçeli
kalıbımızın içerisine hocam bırakıyoruz. Üstler yukarıda oluyor. Şöyle çiçek şeklinde sanırım kabaracak. Evet evet. Çok güzel bir tablo olacak birazdan. Ben şunu koparamadım. Ekranda ses oluyor diye. Heh, şimdi kopardım. Oh, şimdi şu an rahatladı, tamam. Evet, ben şuradan yapayım. Siz de direkt şekillendirin. Şöyle şu kısımlarına yumurta sarımızı sürüyoruz mıskaladıktan sonra. Sonrasında da şöyle serpil çörek otumuz bitmiş. Geldim. Yetiştireceğim size şimdi çörek otu ben. Şöyle. Siz rahat olun ben de. Bu tarafa gelecek şekilde bırakıyorum. Gel hamurumu. Ve muhteşem bir görüntü. Allah hanım var. Çay saati deyince akan sular durur. Herkes misafirine en güzel sunumu, en harika görseli çıkarmaya çalışır. Ben buna bayıldım. Daha önceden milföy hamurundan falan yapıyorduk bu şekli. Şimdi normal hamurdan da yapmış olacağız yani. Evet. Bak kesik kesik şu kısım. İyi mi oldu? Çörek odumuz az kalmış. Olsun, susam koyarız. Ne yapacak, bir şey yok. Bir şey söyleyeceğim, sen bu şeyi hatırlamadın mı Nermin? He? Bu poğaçayı. Daha geçen hafta almış bir ton. Çörek otu almadı ki. Çörek otu almamışsın. Bilseydik çörek otu da getirirdik. Malatya'mızın her şeyi. Aman güzel. aman. Bak konuğum olmazsa çörek otunu da oradan getirecek. Vallahi getirirdik. Kız niye söylemedin eksiklerimizi? Sevcan getiriverecekmiş. Vallahi bilemedik. Biz bilemedik. Ay o kızın zaten eli kulu dolu gelmiş. Vallahi ya nasıl taşın? Uçakla mı geldi? Uçakla geldik. Uçakla bir de bunları mı getirdin? Ay, vallahi valizimize koyduk taşımış yanında. Kurban olurum vallahi. Evet ama böreğimizin, tereyağı, peyniri, Malatya'mızın. Var vereceğim sizden, orayı açamıyorum ki rahat. Tamam aç aşkım. Diye. Açığa vuruşum. Çok özür dilerim. Burayı da karıştırmam lazım. Vallahi benim çantamdan baharat setlerine kadar hepsi var. Gel. Yo yo, varmış çörek otu bak. Ya benim yapımcım şaşmalı. Aldığıyla yaptığını asla unutmaz. O da bir yazılı. Diyeceğim, o da bir Malatyalı sayılır, evet. He deyince kavga çıkmıyor biliyor musun Yüksel'le? O da mı Malatyalı sayılıyor? Ya Malatya'da evet oturmuş, ilkokul orada okumuş. Yarı Malatyalı sayılır. O zaman anladım. Evet efendim, çörek otumuzu koyduk, susamımızı koyduk, hamurlarımızı açtık ve şu an gerçekten çok güzel, keyifli bir görsel şov. Ekranda mis gibi yumuşacık biraz bir... Biraz daha mı sıkı koysaydık? Hamurlar yetecek mi? Yok, kalabilir, sıkıntı yok. Ortasına tamam. Da bir tanesini bakalım çünkü ortaya kabaracak. Ortaya bir tane şey yapmayalım, açmasaydık. Yuvarlak yapalım. Yuvarlak koyalım, aynen. Çiçek modelini vereceğiz. Buyurun ya. Buyurun efendim, daha da kalmadı, bitti. Onu bence öbür hamurları kaldırıp diğer hamurların içine atabiliriz. Olur. Bunu yapmayayım o zaman. Ben onu yaparım sonra. Onu yuvarladınız mı Nermin Hanım? O zaman bunları kaldıralım. Bunu öbür hamurun içine alalım. Dur alırım tatlım ben. Hemen sen şeye koy, tezgahın üstüne. Heh. Tamam ben hemen. O mayalansın. Ben şimdi onu kızlara veririm. Tamam. Burayı bir toparlayalım o zaman. Bak. Bunlara da yumurta sarılarını. Evet, ona da yumurta sarılarını süreyim. Koca bir alkış gelsin. Sevcan sen ellerini yıka kuzum. Ben de bunu yapayım. Mis gibi bir ekmek hamuru oldu. İkinci tarifimiz ne? Börek, çıtır börek olmalı. Çıtır börek yapıyoruz. Evet Sevcan'ı bugün hamur işiyle yoruyoruz. Beş çaylarına efsane lezzetler bugün. Malatya'dan gelen Sevcan Hanım'ın elinden olacak efendim. Eşiyle birlikte gelmiş, sağ olsunlar. Bize eli kolu dolu dolu Malatya'nın en güzel lezzetlerini getirmişler. Var olsunlar. Şöyle muhteşem bir şekilde yumurta sarımızı sürdük. Kaç derecede pişirelim Sevcan Hanım? 180 derece ideal diye düşünüyorum ama. 180 derece ideal. Evet. Serpil. Niye sızmış bu tarafa? Geliyorum. Yine mi bir rukuat var? Önce tereyağını eritmemiz gerekiyor. Ben eriteceğim aşkım. Hiç sevmediğim şeyler mutfakta, bu yağlar mağlar akıyor. Nişastamız açmak için yağ oluyor, az görülüyor. 180 dereceye efendim. Önceden ısıtılmış, alt üst bir ayarda. O poğaçadan kalan peynir var ya. Onu kullanalım. Buna kullanabiliriz. Biraz daha yanına rendeleyelim. Tamam ya canım benim. 180, evet. Şunu alalım. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Bu iki tereyağını şey mi yapayım? Güzelce pişsin. Sıcağım. Ve bu iki tereyağını da eritelim, evet. Geldim.
Şimdi bunu eritelim. Biraz daha derin olursa. Sığar ama. Yeterim. Sığarsa tamam. Sığar. Peynirli, tereyağlı, çıtır bir börek şunu yapacağız önce... efendim. 75 gram eritilmiş tereyağı, 2 adet yumurta, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı yoğurt, 1 paket kabartma tozu, 1 yemek kaşığı sirke, yarım yemek kaşığı limon suyu, 1 tatlı kaşığı tuz. Aralarında kullanabilmek için, ara katları için eritilmiş tereyağı, iç harcı için ise 250 gram peynir, 1 tutam maydanoz. Üzeri için yarım su bardağı süt, 1 su bardağı sıvı yağ. Ha, üzerine ekstradan ayrı bir sos yapacağız. Tereyağı zaten eriteceğiz. Evet. Tekrar sıvı yağ ekleyip böreğimizin üstüne muhteşem ekleyeceğiz. Bu ne ekmeği? Şimdi ben buraya gelmeden önce çocuklara erişte almıştım. Oradaki bayanlar da hani beni takip ettikleri için dediler ki Sevcan Hanım bir hazırlık içerisindesiniz. Nereye gidiyorsunuz? Dedim ki Nermin Hanım'a gidiyorum. Dediler ki Nermin Hanım'a lütfen erişte ekmek götürür müsünüz? Bu erişte ekmeği mi? Yok, erişte ayrıydı. Bu da normal. Tam buğday unuyla yapılmış yufka. Bir paket eriştemiz var. Hanımlar yapmış elleriyle. Çok güzel kokuyor. Bununla çok güzel börek yapılır. Yapabilirsiniz. Vallahi böyle var ya, of, çıtır çıtır da olur. Biz bunu kahvaltılarda peynirlerle yiyoruz, istiyoruz. Yani arasına yumurta peynir koyup tavada çevirip. Ne ay diyor, çok güzel olur. Güzel ben oluyor. De isterim, yaparız. Evet. Saç ekmeği diyor. Nermine. Duymuyorum valla. Ne istedin? Yufka ekmeği. Böreği neye göre yapacağız? Hangi tepsiye göre? Veriyorum. Normal fırın tepsisi ister misin? Olur mu? Ona göre yapacaksak biraz daha yoğurt alabilirim. Çok tamam, daha olmuş. Küçüğünü verebilirim. Ellerinize sağlık. Varsa ona göre yoğurdu ayarlayacağım. Hanımlar, çünkü. Malatyalılar. Şunu vereceğim Sevcan sana. Çökelekle falan ne güzel olur bu. Tereyağı, çökelek. Evet. Yoğurdumuzu koyduk. Yumurtayı kırdık. Koyuyoruz. Malzemelerimizi. Yok, üstüne sadece ben tereyağı ve sıvı yağ ekleyeceğim. Ha, şey koyduk, sirke. Tuz koyuyoruz. Tuzumuzu ilave ediyoruz. Hamur kabartma tozu sanırım. Evet, hamur kabartma tozumuzu ekledik. Evet. Limon da biraz daha böreğimiz böyle çıtır olsun diye. Limon suyu birkaç damla koyduk. Aktifleşti zaten direkt. Aktifleşti. Sirke de koymuştuk zaten. Ben ziyan etmeyeyim, şunu da alayım. Süper, yoğurdumuzu da iyice sıyırdık. Evet. Biraz da süt. Sütümüzü. Konuşun Sevcan Hanım, anlatın, susmayın. Ekrandayız, canlı yayında. Ne kadar sohbet, evet. O kadar muhabbet, o kadar güzellik. Anladım. Hatıra kalacak bunlar. Evet. Bunu alabilirsem. Evet, un da vereyim ben size. Bu Sevcan dışına. Sevcan Hanım, bunu rendeledim. Bu içine. Ekstra evet. Onun üstüne demin tamam. Tamam, evet. Biraz daha maydanoz. Şöyle karıştıracağım. Şöyle hepsini harmanladınız. Limondan ve sirkeden ötürü köpürdü. Evet. Şu an unumuzu yavaş yavaş içerisine ilave ediyoruz. Bunu çok mayalamaya gerek kalmayacak mı? Yok, öyle süper. Hemen pratikte yapabilirsiniz. Kaç dakika içerisinde mayalanıyor? Mayalama işlemi yapmıyoruz. Sadece dinlendirme. Öyle tamam, mi? Birazcık kabartma dinlendirip tozu tamam, olduğu yeterli için. Yani. Evet. Elden ayrılana dek hamuru toparlayacağız. Aynen. Hemen toparlayacağım. Çıtır bir börek yapıyoruz. Mayalama derdi yok. Kabartma tozuyla. Evet. İçerisinde sirkesi, sirke. Limonu, yumurta evet. Sarısı, yoğurdu. Aha. Aslında bakıldığında çok besleyici bir tarif. Yani çocuklar hamur işini de seviyor ya. Yapın evet. Cumartesi pazara kız. Mis gibi olur. Ama yiyenler bu böreği çok seviyorlar Nermin Hanım. Yitemezler yani çıtır mi? Çıtır. Börek severim ben. Evet. Kurban oldum. Hep ne başımıza geldiyse börekten geldi. Alın evet, içinden aynen. Geldi. Sevilmez mi onlar evet. Aşkım? Bak Serpil'e. Ha, sen bana ne anlattın iki ara bir derede? Şimdi bak. Ne anlattım ki? Bak. Doktora gitti bu. Şahsiyet. Serpil arkadaki Hanım, şahsiyet ayrı. Misiniz? Bir açalım hemen açalım. Ben kapattım tabii sinirlendim birazcık Serpil'e. Tekelle açamadım. Şimdi izleyicim ne oldu diyecek. İzleyicim evet. Diyecek ki ne oldu acaba? Serpil Hanım doktora gitmiş. Sevcan anlat. Sen evet. De... Serpil Hanım doktora gitmiş de biraz şikayetleri var ben öğrendim. Ben ona dedim ki yıllarca. Serpil evet. Gel kurban oldum beraber diyet yapalım. Bu kilo sağlığa zararlı. Bak. Böyle çok sempatiksin, çok güzelsin. Evet yemeği seviyorsun. Ama bir yerde bu kalp dayanmaz. Bu rutin dayanmaz. Haksız mıymışım? Haklıymış. Azıcık abim kötü çıktı, iyi mi oldu? Sen boşa terlemiyormuşsun. Yazık Serpil. Bundan sonra diyet yapıyoruz. Hamur işi yemiyoruz Serpil. Ben de yemeyeceğim senin için. Koşmaya başlayacağız Serpil. Buraya gelmeden her sabah bir saat burada Beşiktaş'ta koşacağız. Hazır ol.
8'de, 9'da geliyormuşsun. 8'de ben buraya geleceğim. Her gün seninle koşacağım. Tamam mı Serpil? Ödem suyu yapıyoruz. Bundan sonra sağlıklı besleniyoruz. Salata, sebze, öğlen de tavuk, balık, et. Bu kadar. Ya tamam, yapacağım yani, yapacağım artık. Kalbin kötü çıkmış. Tansiyonun çok tansiyonun yüksek çıkmış. Ha. Ne bekliyorsun Serpil? Ben sensiz ne yapacağım? Allah razı olsun, üzülür müsün? Üzülürüm tabii. Helva yapacağız burada 22'li dondurmalı. Allah korusun Serpil Hanım. Bak görüyorsun, 22'li dondurmalı helva yapacağım diyor. Kimseye yapmam. Seyircan görüyorsun bak. Senin için yapacağım. Saçma mı Serpil, nereye gidiyorsun? Daha yolun başındayız. Daha gidemem, ben gençim zaten, Allah evet, vermesin. Çocuklarımızı evlendireceğiz daha. Tabii ben torun büyüteceğim daha. Ha? Evet. O yüzden kiloya son. Çok bakın önemli, gerçekten her şeyi bir kenara koyun. Dış, fiziksel görüntünüzü de bir kenara koyun. Kilonun sağlığa zararlı olduğu bilimsel olarak kayıtlandı. Halil'e de pas attık. Şimdi kurban olayım, yapmayın. Hani siz tabii ki sağlık problemi yönünden ötürü kilo olanlar var, kilo veremeyenler var. Ben bunlara hak veriyorum ama kendi vücudunuzu yoracak Serpil gibi mesela her şeyi yemeyin. Olmuyor. O bak kalbinde sıkıntı, yüksek tansiyon. Ben kıyamam ona ya, çok üzüldüm içeride. Kızdım zaten. Tamam, bir yandan mikrofon bana ayak söylüyor, kızmayayım. Haksız mıyım Serpil? Evet haklısın. Yürüyüş yapacağız. Evet. Her gün bir saat Beşiktaş'ta yürüyüş yapıyoruz. 8'de hazır ol Serpil. Dur bakayım, cumartesi kardiyolog görsün de ondan sonra yapalım, oldu mu? Ha, cumartesi de kardiyoloğa gideceğim. Hay maşallah. Ama neden biliyor musun? Yürürken neden? Böyle kalbim ağzımdan kaçıverecek gibi oluyor ya. Hep o yediğin yağlı yemekler bu yerde tıkadı kalbi, görüyor musun? Belki tıkamamıştır Nermin. İnşallah. Dur. İnşallah. Birazcık daha. Ağzına değil. Geliyor. Değil mi Sevcan? Evet, evet. Her şeyin fazlası zarar. Elimdeki sen şey yap, ben onu toparlayayım 2 dakikada istersen. Elini kurtarsın kız. Elimi kurtarayım aynen dedim de. Onu o yüzden aldım, yoksa evet, çok katı bir hamur çok olmayacak. Çok katı olmasın. Ben toparlarım, sen ellerini yıkayayım da daha rahat edersin. Tamam. Süper. Evet. Sevcan bugün Nermin hamura dokunmadı ya. Böyle bir şey oldu. Ama saten elbise giymişti, yapmayacaktı ama duramadı. Saten elbise giymişti, yapmayacaktı. Prensesler gibi takılacaktı. Yok bana prenseslik yok. Serpil'e üzüldüm zaten. Geberçim onu. Kıyamam ben ona ya. Erces Serpil. Bundan sonra sağlıklı besleneceğiz. Enginar, karnabahar, lahana, brokoli, ben onları kereviz. Tamam onları yani yiyeceğiz sadece ama gerekirse. Ne yapacağız? Onları yiyeceğiz sadece gerekirse. Evet efendim, güzel, ele yapışmayan bir hamuru elde edeceğiz. Sonrasında Sevcan Hanım Sevcan bunu güzelce çıtır hale getirecek. İçerisinde çok enteresan, hem limon suyu var, hem sirke var, kabartma tozu var. Hepsiyle üçlü bir şekilde aktifleştirme yaptık. Yoğurt, yumurta. Aslında bunlar böreğin hem kabarmasını sağlayacak hem de çıtır çıtır olmasını sağlayacak ana malzemeleri. Şöyle iyice toparladık. Oldu mu Sevcan Hanımcığım? Evet evet oldu. Çok güzel oldu. Buyurun. Elinize sağlık. Rica ederim. Sizin ellerinize sağlık. Ben sadece topladım. Hamuru siz yaptınız. Sevcan bunu bununla karıştırıyor muyum? Onu en son üzerine kalan tereyağını arasına kullanıp. Ellemeyeceğim o zaman ona evet, şimdi. Evet, evet efendim. Kaç parçaya böldük? 4'e böleceğiz. 4'e böldük. Ama en sonunda kimse 4 katlı yaptığınıza inanamayacak bence. Bu kaç katlı diye soracaklar. Aa, 4 bezeli baklava gibi mi? Evet. Ama. Aynen. 4 bezeli baklava da muhteşem oluyor. Ben en son yayında yapmıştım. Bayram arifesinde herkes denedi. Deneyenler şey diyor, hiç kimse inanmadı onun tek tek açılmadığına. Çok aynen güzel oluyor. Hamurunu tutturursanız, o katlamaları doğru yaparsanız baklava evet gibi. Aynen öyle. Tek tek açma baklava gibi oluyor. Çok hani böyle şey isteyen bir hamur değil yani. Kendini bir gösteriyor. Bir şey güzel bir hamur. Evet, yumuşak. Reçetesi değil mi? Aha. Ben merdane ile açacağım. Bir de tepsiyi de şuraya alabilirsem. Çok hem yuvarlak ben böyle hani. Yanında. Bazıları diyor ki ben börek açamıyorum, ben baklava açamıyorum. Hı. Yani bu tarifi herkes deneyebilir, yapabilir yani. Değil mi? Evet. Evde yapılabilecek evde malzemelerle. Evde herkes yapabilir. Şu an ekranda bizi izleyen kıymetli izleyicilerim yapabilir. Hamurları açarken bir Malatya gelsin mi? Evet bence Sevcan de gelsin. Evet evet. Şimdi sessiz kalmayalım hamur açılırken. Şeye çok imrenmiştim. Bir tane konuğunuz vardı yine sizin yörenizden, Boşnak yöresinden. Ne kadar Boşnak şarkıları çaldınız. Serpil Hanım'a dedim ki Serpil Hanım lütfen Malatya şarkıları olsun. Ay kurban olurum olsun. Rejim aslında bana gönderse şimdi hamurları açarken.
Evet, evet. Malatya mı? Benim sesimden dinlemek istemezsiniz. Birazdan geliyor hocam. Ay tövbe yarabbim. Ne yapayım işte, izleyicime de kıyamıyorum aslında da. Burada şimdi Sevcan'cığım yağladım. He, evet. Zarf gibi katladık. İki tarafı katladık. Uçtan, aha, önden katladık. Ve aralarına, evet, nişasta koyarak bu katlama işlemlerini, aha, gerçekleştirdik kıymetli izleyicilerim. Bunda, evet, işim yok. Bunu da alayım ayağının altından. Sen rahat çalış. Hamuru zaten çok, aha, kolay bir şekilde açılabiliyor. Gördüğünüz, evet, üzere şekil alabiliyor. Çok böyle başarılı. Yuvarlak açamıyorum, işte şey yapamıyorum derdi. Yok herkes yani açmak zorunda değil, aynen, yuvarlak. Yani. Sabah sabah içimi böyle. Aynen. Şükür elhamdülillah. Yani reji, bu bakışım sana, size yani, hı-hı, izleyicilerime değil. Ya Malatya bulunmaz eşim diyorum, gidiyorsunuz bana ağlama, dağlama. Şimdi neyse, şöyle gelelim sadede. Hamuru açtık, hı-hı, bak bunu gösterelim. İzleyicimiz, evet, şimdi burada bana bunu kızarlar. Son beze çünkü. He, son beze. Şimdi bunu burada koyuyoruz nişasta, değil mi? Hem kıymetli izleyicilerim, ne ben yapacağız? Önce reklam dönüşünde şifreyi vereceğim. Sonrasında, hı-hı, arka tariflerle devam edeceğiz. Hamuru açmıyoruz, böyle dinlendiriyoruz. Birazdan açılımı sizlerle olacak. Hı-hı. Kısa bir reklam arasındayız. Merhabalar, geliyorum. Evet. Hemen oradayım. Biz de bu arada Nermin son katını yapmaya, tamam, devam edelim. Onu siz açın, hemen geliyorum. Hadi Sevcan'cığım, biz, evet, bunu son katını yapalım, atalım fırına. Ben poğaçamıza bakayım bu arada. Tamam. Aman şey Sevcan, çiçek poğaçamıza bak 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 bak. Geldi. Evet. Sevcan nasıl olmuş? Çok güzel olmuş, çok güzel. Bence kabarmış. Bence de mis gibi oldu, eline sağlık canım, evet, arkadaşım. Senin eline sağlık. Ne yapayım, sana yardım ben nasıl edeyim? Ben bunu hemen açacağım. Son kat değil mi? Evet, son kat. Bitiriyoruz böreğimizi. 4 tane bezeyi katladık. Evet. Sonra tekrar bir daha açtık onun nişastayla. Evet. Aslında 8 tane 4 bezeyle yaptık. Kaç ama kat çok gibi katlı olacak? Olacak. Bayağı katlı olacak yani. Oo, maşallah maşallah. Evet. Çıtır çıtır bir börek olacak inşallah. Börek olacak. Hadi bakalım. Sevcan, ben bunları kapatayım mı sence? Evet evet, kapatabilirsin. Kurumasın. Kuruyacaklar onlar, ekmeklerimiz. Hoş geldin sunucuğum. Nazara geldim. Nazara geldim. İş kazası iş. Aynen. Gel canım sucuğum, gel. Oh, bugün yüksel konuşamıyor kulağıma, tüf tüf tüf. Nasıl üzüldü? Çok... Geliyor kız. Azıcık uzaktan geliyor. Konuş bakayım. Mis gibi olsun. Geliyor valla. Uzaktan uzaktan, evet, ince ince geliyor. Çok büyütmeye gerek yok. Tamam. Aha. Hemen hallettik. Aman. Her katına yağ sürdük. Hamur vallahi efsane, baklava gibi. Ama kat, tereyağı kat sürdük, evet. Bol tereyağı. Elde açma börek gibi olacak ama. Evet. Ha. Elde açtık ama. Şey, baklava mı formunda bir börek ha, olacak? Evet, tek tek açılmış gibi. Su, evet, böreği gibi de oldu böyle. Aha, aynen. Şey, reçetesi çok güzel. Yumuşacık pamuk gibi bir hamur. Dağınıkmış alalım. Pazara geldim vallahi bugün. Olsun bir şey olmaz. Ara sıra olur, can yayın şeysi. Evet. Aman bu da çıkmış. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Sen onu açana kadar ben gideyim kap getireyim ona. Getir getir getir. Sonra Serpil'in mahalleye astığı çamaşırlarından. Şöyle. Kız, öyle deme çamaşırlarıma, tertemiz mis gibi. Mis gibi. Beyaz sodada bekletmiş. Aman bir alkış gelsin Sevcan Hanımcığıma. Evet. Vallahi muhteşem. Mis. İşte bak, bu ev hanımları üretiyor. Vallahi. Üreten hanımlara hayranım. Evet. Şu güzelliğe bakar mısınız? Sunumun narinliğine bakar mısınız? Bak Sevcan, o böreği kim der ki hemen yaptık? Saatlerce kat kat açtık gibi. Değil mi Sevcan? Evet evet. Elim yanmasın. Zaten canım yanıyor sürekli. Bari elim yanmasın. Yardım çekelim beraber. Bak 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 bak. Of. Ver canım. Çiçek ekmek gibi oldu Sevcan. Nermin, bu arada... Bugün burada kalsın. Sen bu tarifi unuttun, biz seninle yapmıştık. İlk şifreyi vereyim, doğru söylüyorsunuz. Evet şifremiz. İlk şifre Malatya'nın kayısısı olsun efendim. Aa. Kayısı. Malatya kayısısı. İlk şifremiz Malatya'nın kayısısı. Böyle, evet, yazın ama Malatya kayısısı. Değil mi? Özel, evet, güzel, çıtır çıtır. Oo. Tamam. Üstüne şimdi ne yapacağız Sevcan? Şimdi sıvı yağ gerek kalmadı. Yağımız hani fazla olduğu için sıvı yağ eklemedim ben. Tereyağı. Bu kızartacak iyice, bol olursa daha güzel oluyor. Evet.
Muhteşem bir güzellik gerçekten. Kat kat olacak. Ben bu böreği daha önceden yapmıştım Serpil, hatırlıyor musun? Ben baklava evet. börek diye yapmıştık. Yapmış mıydın? Çıtır çıtır. Ama çok eskiden. Çok güzel oldu tekrardan gün ışığına çıkarmamız. Seycan'ın tereyağı falan da Malatya'dan gelme biliyor evet, musun? Belli belli daha. Bol Hı-hı. böyle ne derler içinde kaymağıyla birlikte bakar mısınız ya? Evet. Ya yöresel olsun. Vallahi Aynen. 5 kuruş fazla olsun Aynen. gerçekten. O annelerimizin, o kardeşlerimizin, teyzelerimizin elinden. Şimdi senin eşin restoran işletiyor ya. Evet, evet. O bilir yani. En tazesini isteriz, en güzelini isteriz değil mi hocam? Müşteri çökerek ister, tereyağı tulum getiriyor musunuz böyle masaya? Malatya'da mı yeriniz? Evet, evet. Ben geleceğim. Söz. Yani tamam. biz zaten söz almaya geldik Malatya'ya. Öyle mi? Serpil gidiyoruz Malatya'ya. Bekliyoruz. Olma, ben gelirim. Ben şuraya da koymamışız. Yerde gün yapalım, kadınların hepsi o gün gelsin. Yaparız. Eşim zaten düzenliyor ara ara. Tamam. Bak beni çağır imza inşallah. Günü yapalım orada. Kadınlar i̇nşallah. Günü mü düzen yapıyorsunuz? Kadınlar günü yapıyoruz. Geliyoruz biz tamam. Tamam. Seyircan bu kaç dereceye gitsin? Çok da severler kızı değil mi? Kartepe'de yürüyemedik. 180. Aynen. Vallahi muhteşem Aynen. olacak. Malatya'ya da geleceğim. Evet. Ben ülkemin her köşesini gezeceğim artık. Hoppa. Her köşeyi gezeceğiz. Şimdi neyle devam ediyoruz? Vişne soslu. Pastamızı alalım. Vişne soslu pasta. Evet. Ben böyle siliyorum üstümü. Siyah giyime toz olur, beyaz giyime iz olur muydu? Evet. Söz olur. Ha, doğru. Hı-hı. Tamam. Ben bu atasözlerini biliyorum ama yarım yamalak. Bir yerden tutuyorum, bir yerden çıkıyorum evet, hocam. Sağ olun. Olmaz. Geldim Sevcan Allah'ım. Allah'tan bizim kameramanlarımızın da genel kültürü çok iyi elhamdülillah. Benim toparlıyorlar. Arada kabı yine var mı? Toparlama var, oluyor değil mi Serpil? Sizin burada her gün sezonları. Şimdi aç aç neler çıkıyor? Ama Yok, lütfen Sevcan şunu da söyler misin çekmecelerimizin düzenini? Yok maşallah. Ha. Nasıl bir canlı yayına göre çok iyi değil mi? Yani. Güzeli çekebilirsin Halil hocam sıkıntı yok. Yanık olsa gidersin. Biraz İyi dedim değil mi Nami? İyi dedin kız. Gel görürmüş bak içerisindeymiş gel. Sevcan Hanım'ın elinden evet. vişne soslu pasta yapıyoruz yani. Düşünün evin içerisinde çipşak yapabileceğiniz enfes bir tarif. 4 evet. adet oda ısısında yumurta. 1,5 su bardağı şeker. 1 su bardağı un. 1 su bardağı sıvı yağ. 1 su bardağı süt. 1 paket vanilya. 1 paket kabartma tozu. Kreması için ise efendim 1 paket krema. 2 yemek kaşığı labne. 3 adet vanilya kullanacağız. Demek ki aromasının bir tık daha açığa çıkmasını istiyoruz kremada. Hı hı. Evet. 1 su bardağı pudra şekeri. Üzeri için ise güzel bir sos yapacağız. 700 gram vişnemiz var. 2 yemek kaşığı nişasta. 1 çay bardağı şeker. 1 çay bardağı da suyumuz olacak efendim. Hem sosun aslında evdeki yazdan yapmış olduğumuz vişnelerle yapabilirsiniz. Ya da hazır dondurulmuş vişneler var. Onunla da yapabilirsiniz. Hiçbir şey istemiyorsanız vişne suyuyla bile yapabilirsiniz. Evet ben bunu zaten kendi buzluğumdan getirdim i̇şte, Nermin Hanım. İşte, yazdan. Kadın. Malatya'dan kadın. Geliyor. Evet bu kayınvalidemin Bende bahçesinde. De böyle var, dolu. Ellerimizle toplamıştık buzluğa attık. Buradan da kayınvalideme selam olsun. Neyi kayınvalidemin ismi? Makbule. Makbule teyzeciğim öpüyoruz ellerinden. Evet. Selamlar saygılar. Aleyküm selam oh. inşallah. Emeğinize sağlık nefis bir şey olmuş. İçinize de bu, kısmet. Gerçekten. Emek isteyen bir işçilik. Ben evet. yazın gider alırım. Çocuklar benim çok sever Ramazan ayında komposta, evet, vişne kompostosu. Ramazan'da biraz daha kışa öyle. Doğru geldiği için Ramazan. Ama ben o çekirdeklerini çok sıkıntı fazla. Ayıramıyorum. Böyle dolduruyorum, poşet atıyorum, kompostu evet. güzel oluyor. Ben reçellerimi bile çekirdekle yapıyorum. Değil mi? Nasıl ne ki olacak? Zeytini yiyoruz, onu da yani suyu çıkıyor Hayatımızı çünkü. Hayatımızı kolaylaştırmamız aynen, lazım. Aynen, aynen. Mikser alabilir miyim? Tabii, becerikli tamam, kadın benim. Maşallah. Çok Teşekkür şanslısın ediyorum. Enişte valla. O da ben de karşılıklı Elhamdülillah. Evet. Allah daha iyi etsin inşallah. Amin inşallah. Evet Malatya'dan geldi ama Malatya lezzetlerini bu seferlik yapmadı. Bir dahakine sözünü aldık. İnşallah. Malatya'nın özel lezzetlerini yapacağım. Sen takar mısın rica etsem canım benim? Tabii ben takabilirim. Evet, farklıymış. Bizim kızın dilinden biz anlıyoruz Sevcan'cığım da onda. Bir daha geldiğimizde size kahve makinesi alalım. Mikser alalım. Abi evet. Ne bu? Senin gel bize sponsor Sevcan Hanım. Her gün gel. İnşallah. Yanlış değil mi? Abi döndü arkaya gitti. Ben dedim yok dedi bu işten boncuk ama. İyi vazgeçtim çekiyorum artık. Şimdi abi şarkı. Ben de geleceğim. Kadınlar günü matinesi yapacağız senin orada. Evet inşallah ya. Şimdi aslında müzik alabiliriz. Şimdi Malatya'yı alacağız. Hüseyin hocam ayarlamıştır eminim. Ben başlayayım o zaman.
de burada oynadık, kalori falan yaktık, karnımız acıktı da geldik. Olacak en az 3 dakika ben çırpıyorum keklerde. Yani tamam, 3 dakika çırpmaya devam ediyoruz. Arada evet, böyle bir hatırlatalım. Malatya şarkısı. Sonrasında ne yapıyoruz? Sular, yağlar falan. Evet, gelecek, yağ gelecek. Çırpmaya en az 3 dakika devam edeceğiz hocam. O yüzden bilginiz olsun. Arada ben düşürecektim seni ha. Sen çekmeceyi açtın, ben böyle bu çekmecenin içine atsaydım görürdün sen. Yo, ben seni tutardım ki şeyle. Şöyle. Serpil bu pudra şekerim acaba? Şu kabartma vanilya herhalde de. Yavrucuğum bir test yapabilir misin? Bu kabartma. Yani bu vanilya herhalde şu. Öbür parmağımla bakıyorum yanlış anlaşılmasın. Bu vanilya. Ha, bunu alalım. Bunu da serçe parmağımla bakıyorum. Hepsini daldırdı demeyin. Nişasta pudra. Bu pudra şekeri yavruş. Ha şeye. Tamam, pudra şekeri burada. Bir tane vanilya 3 paket ya. Tamam, şeyde. Şurada kalsın o zaman. O zaman kremada. Hepsi pudra, bu evet 3 paket vanilya. Bu şeye girecek, tamam. Tamam. Atalım. Kabartmayı ekliyoruz o zaman. Onu ekleyelim, öyle ekleyelim. Tamam, kabartmayı eklemeden önce unumuzu ilave ediyoruz. Bize şey yapalım mı, ister misin muhallebini yapalım mı Sevcan? Nasıl? Muhallebi zaten hemen yapabilirsiniz. Tabii. Pişmiyor çünkü muhallebimiz. Ekleyebilirsiniz. Şu an unu ekledik. Kabartma tuzumuzu ekliyoruz. Vanilyamızı ekliyoruz. Önden yumurta ve şekeri 5 dakika güzelce köpürttük. Ve köpürtmeye devam ediyoruz. Sıra gecesi sözü de aldım Sevcancığımdan. Eşim adına ben söz vermiş oldum ama. Tamam, biz ne dersek eşi okey diyor bugün ama zaten. Ama Sevcan'a Cengiz Bey. Bu şeyi kaçırmamamız lazım. Tamam değil mi abi? Tamam değil mi? Cengiz Bey söz verdi. Cengiz Bey okeyiz. Tamam ama bak her şey okey. Evet. Ama demin arkanı döndün, kaçtın, gördüm onu, yakaladım hocam. Yoruldum. Ay o sallayın, bitmedi. İstiklerim bitmedi. Allah'a sen. Tamam. Nermi şimdi bizi Malatya'ya davet edecek, sandalye verip geliyorum ben. Ama sandalyesi mi yokmuş, kıyamam. Tabii adam ayakta kalmış. Bunu şöyle bir... Bunu fırına alalım Nermin Hanım. Bak Serpil ortayı ayarladı. Kaç derecede pişirelim? Yine 170 derece bence ideal. Efendim şöyle güzel yumuşacık bir pasta keki hazırladık. Aslında pandispanyaya benziyor. Evet. Önceden ısıtılmış bunu 170 derecelik fırında gayet güzel kızarıp kabarana dek pişireceğiz. Güzel de çırptık yani, inşallah kabaracak. Geldim. Bak işte. Alacağım ben. 180 mi 170 mi hocam? Fark etmez, 180 de olur. 170'ten koyalım, 180'e çıkartırız bence. Fark etmez. Yavaş, içini çeke çeke pişsin. Fanlı mı olsun, alt üst mü? Ben fanlı kullanıyorum tamam, genelde. Fanda çabuk pişer. Çabuk pişiyormuş. Evet. Şimdi neyle devam ediyoruz? Kremasıyla. Evet, üstüne kremasını yapacağız. Ne yapıyoruz? Onu güzelce anlatalım. Bu pudra şekeri. Buraya krema ekledik. Evet, kremayla pudra şekerini çırpacağız. O nişasta gibi geldi bana. Bir bakın da. Pudra şekeri. Pudra şekeri. Evet. Bu çok gelebilir ama bunun yarısını alalım. Hı-hı. Çünkü ölçüyü azalttık biz biraz. Evet. Onu bir karıştıralım. Bu vanilya. Hı-hı. Gerek yok. Bu nişastayı biz sosunda kullanacağız. Evet, tamam. Buraya alalım. Vanilyasını ekliyoruz 3 paket. Tamam. İyice pütürsüz hale getirelim. Çırpacak. Ay şeyin sosundan olacak. Dur. Dur canım, içi geldim hemen. Şurada senin çırpma teli. Yani görüyor musun Cengiz ayakta kalmış. Yorulma abi, bizim isteklerimiz devam ediyor. Orada otursa bizi dinle, sandalyeyi verdik. Çay kahveyi de getirsinler hemen abime. Ne getirecektik? Blender, mikser, su kahve makinesi. Neyi de sıyırıyoruz şöyle bir. Kaşığımıza. Tamam, fark etmez. Evet. Serpil ortalığı toplar hemen. Oraya bakar mısın? Ne güzel valla. Karıştırdık mı? Bunu dolaba alalım hemen. Bunu hemen dolaba alacağız. Ben atarım onu dolaba şimdi. Evet. Şimdi bakın. Bak şöyle bir onda da bir krema yaptık. Yapalım. Evet. Evet, ama bunu iyice açmamız gerekiyormuş. O yüzden bu çırpıcıyla bunu bu şekilde güzelce açıyorum. Krema haline getirip dolaba kaldır. Buzluğa mı atalım sence Sevcan? Olur. Buzlukta daha çabuk toparlanır. Değil mi? Kendine gelir. Açıyorum ben. Evet, şu an gayet başarılı. Şeker çok güzel bir krema gözüküyor. Nişasta. Nişasta evet. Pudra şekeri, nişasta, normal şekerin, vanilya mı var? Tamam, bunlara. Tamam. Zara geldi. Zara vallahi bugün tamam, zara geldi. Tamam, parmağını şey yaptık, bitti mi? Tamam. Okey. Tamam. Serpil, biraz da su alabilir miyim? Bir bardak da su alırsam Serpil'cim. Veriyorum Sevcan'cığım, dur. Buzlukta yer yok. Var var. Çekmecesi var, neyse burası. Allah bir bereket versin. Tamam. Ama çekmeceyi çalmışlar ha. He, onu göremedim o yüzden. Ha. Benim evdeki de bundan da. Hı. Su alabilir miyim? Tabii ki de veririm. Bir çay bardağı olursa.
Şimdi vişne sosunu yapıyoruz değil mi? Ha, evet. Üzerine sosu için. Ne yaptık? Ne biraz koyduk? Ekle. Söyleyelim Sevcancığım. 700 gram kadar vişnemiz var. Çekirdeklerini çıkarttık. 2 tamam. kaşık nişastamız var. Vanilyamız var. Bir çay bardağı da suyumuz var. Evet. Evet. Şöyle vereyim. Bir çay bardağı da suyumuzu koyduk. Evet. Nişastayı, şekeri koyduk. Güzel bir... Üzerine sosunu hazırlıyoruz. Sos hazırlayacağız. Pastamızın. Biraz yoğunlaşacak herhalde muhallebi. Sevcan şuraya getirelim gel. Tabii gel orası... O şimdi düşecek. Rondodan geçirecek miyiz? İsteyen rondodan geçirir. Ben bir tarifimde rondodan geçirdim. Birinde geçirmedim. Yani isteğe bağlı, size bağlı. Yani fark etmiyor. Böyle de güzel oluyor. Çok güzel gerçekten. Evet. Nerede bu arada... Maş fasulyesini mi alıyoruz? Evet maş. Onu alalım. Reji benle bugün muhatap değil. Ben de onlarla. Maş fasulyesi mi dedi? Bu burada pişerken. Zaten diyet yapanların en çok tercih ettiği salata türü diyebilirim. Çok severim biliyor musun maşı da? Evet. Maş fasulyesi yapıyoruz. Diyet yapanların en çok tercih ettiği dedi. Tam bizlik Serpil'cim. Tam bizlik. Elbisemi de çekemedik reklam arasında. Senin mikrofonun yüzünden oldu. Evet, benim mikrofon bugün her şeye aydınız oldu. Kesme tahtası alabilir miyim Serpil Hanım? Maş fasulyesi için bir su bardağı maş fasulye, bir kavanoz közlenmiş kapya biber, bir su bardağı konserve mısır, 5-6 dal taze soğan, yarım demet maydanoz, yarım demet dereotu, yarım demet nane, yarım çay bardağı ceviz. Dün bunları bana pazardan aldırdı. Evet. Konuklarımız için de arası sıra su yapıyor yani. Zeytinyağı, nar ekşisi, limon suyu, tuz. Hayır, alışveriş yaparım konuklarım için. Önemli değil ama elime 75 TL verip yaptırıyorlar. Yani 75 TL. Bütçeniz çok aç, azmış ya. Bütçeniz çok az gerçekten. Bir önceki haftada 150 TL'ydi. Orada da çok alışveriş yoktu. O işte böyle... Bakalım. Herkes 500 lira yapıyor Sevcan bu mutfak için. Önemli olan tabii. Az bütçeyle çok çeşit çıkarmak. Sen dün benle dans ederek barıştın. Ne bak düşünüyorsun? Ama cümlemi bitirmedim. Dedim ki benim sunucum 75 TL'ye burada 7 çeşit menü çıkarıyor. Maşallah. Ben de ufak tefek bir şeyler veriyorum ama. Allah razı olsun. Tabii yani. Tabii. Şimdi Cengiz Bey tabii anlar bu işten. Şimdi bizim Halil Bey'e de versek 150 TL'yi yapar. 500'ü versek yapar. Ama Nermin 75'e yaptı. Cengiz Bey de pas attı. Yok oraya dedim de o bir an restorancı olduğunu unuttum. Oğlan yapmaz. Yapamaz. Çıkamaz. Evet. Efendim taze soğanımızı minik minik kıydık. Neyse sadede gelelim. Ben çok güzel yeşillik almışım valla. Hepsini tek tek ellerimle seçtim. Mis gibi oldu valla. Oldu. Evet, ondan sonra bunları güzelce yıkadık böyle kütür kütür. Şu an ilk etapta soğanlarımızı doğruyoruz. Maş fasulyemizi önden bir haşladık. Böyle tane tane oluyor. Ben bunu gerçekten çok seviyorum. Lezzet olarak da nar ekşisiyle lezzetlendiğinde gerçekten damakta bıraktığı tat efsane oluyor. Özellikle gün masalarınızda ve diyet yaptığınızda böyle bir salatayla akşamı kapatabilirsiniz. Ben akşam salata dışında çok fazla bir şey yemeyi önermiyorum, yemiyorum da. Dün akşam kaçamak yaptım. Neydi? Hamburger yedim. Fark ettim. Ömerciğimi el ele gezdim, gördün mü? Fark ettim. Ömerciğimi gördünüz mü sosyal medyada? Dur Halil Bey'e göstereyim, yakından çeksin Halil Bey. Benim oğlum büyümüş, ben yeni fark ettim. Benim oğlum kocaman olmuş. Yeni fark ettim. Böyle izleyicilerime de göstereyim. Ayol delikanlı oğlum. Dün o okuldan çıktı. Okuldan çıktıktan sonra ben şey yaptım, ben aldım onu. Akşam 10'a kadar etüttelerdi. Şimdi üniversite Serpil, hazırlanıyor ya Serpil. Etütteydi bak. Islattım bak şimdi ne yapacağım. Bak şimdi. O pişecek ama. Görüyor musunuz? Anasının kuzusu. 17 yaşında. Bak. Kurban olsun anası. Bak. Bak burada da el ele yürüdük. Burada da el ele yürüdük. Bak onun eli. Ama beni geçmiş 1.80 boyunda. Ay kurban olurum ya. Allah nazarlardan korusun. Amin. İbrahim Tatlıses girdi araya. Kurban olurum ya. Nasıl büyümüş dedim Serpil. Onunla hamburger yedik. Ben ya. Yemem normalde. Serpil biliyor ağzıma sürmem. O bir hamburger bana Serpil bir büyüdü. Yiyemedim yarısını. Dedim ki Ömer'e yarısını sen yiyin. Vallahi yemem dedi yemezsem dedi.
Yedim. Sonra Ömer üstüne bir çek içti, ben içemedim yani, düşün. Mide küçülmüş. Ne yaptık? Taze soğanı doğradık. Evet. Naneleri doğradık, dereotları doğradık. Kapya biberi içerisine ekledik. Arada Ömer'in fotoğrafını da gösterdim. Taşmış tarifleri artar oğlumun. O kıvam aldı mı? Seyircan bu oldu sanki. Oldu, evet, evet. Tamam. Tatlı. Aha, göz göz olmuş. Hıcırmış. Tamam. Yani tamam, kapatabiliriz. Acaba? Sen kapattım. Tamam. Senden güzel kaynıyor oldu be. Olur mu? O kötü olmaz senden. Şöyle alalım. Ben severim, becerikli gelin olsun ama. Seyircan böreğimize bak Seyircan. Kızarmış mı? Böreğimize bak. Becerikli gelinden niye oraya atladın? Ama heyecanlandım börekten. Evet. Aman. Biraz aman. Daha kızarması lazım. Tabii nargile oh, pişecek oh, o. Oh, tepsiden taşacak bu Seyircan. Çok güzel oldu. Nefes alıyor yalnız. Ben yaptığımız her tarifin nefes aldığına inananlardanım. Pişerken nasıl bir nefes alıp büyüyor. Veriyor? Büyüyor çünkü. Şimdi aman Seyircan'a bak, motora bağlı maşallah gidiyor. Koşturuyor. Sizin de oğlunuz var mıydı Seyircan'a? Benim oğlum 3,5 yaşında. Ama Seyircan'ın da kaynana olacak. Kızlarım var, onda da kaynana olacağım. Yok, kızlar da gene birazcık anne oluyoruz da. Oğlan tarafında ne değilse kaynana oluyoruz. Olmuyor. Niye acaba? Bilmiyorum. Bende de iki tane var. Oğlan annelerine sormak lazım yani, kayınvalide olanlar aslında. Neden kaynana diyoruz acaba? Kaynana kaynıyor galiba. Ben kaynana ondan. Hiç demedim. Anne dedim yani. Annem nasıl anneyse kayınvalidem de. Ama iyi olunca yani. Öyle oluyor. Öyle. Zaten öyle demek lazım. Yani işte bakış açısı. Şimdi benim iki tane oğlum var. Gelin bana kaynana desin. İster miyim? Ben istemem. İster misin Serpil? O bana kaynana Serpil derse. Serpil kaynanam. Düşünsene böyle diyor gelin. Aman bir tane Serpil kaynanam var. Aman aman. Ben de onu adıyla hitap ederim. Ne dersin? Ayşe Fatma neyse işte onu söylüyor. Tabii. Haydi çiftlet elliye. Ha yani öbür türlü bana o anneciğim derse kurban olsun seni veren evet. Anne derim ben de ona. Ya orada diyor çok güzel şeyler yapıyor, kaçırıyorsunuz diyor bak Ali. Yok kaçırmadık şimdi orada şimdi izleyicim için bu çok güzel pratik bir salata oldu. Hayır, yani burada bir şey bizim yok. Gözümüz her yerde. Hayır beyciğim. Burada taze soğanımızı koyduk. Üstüne dereotu, nanesi, maydanozu, ne varsa yeşillik eklediniz. Kapya biberi doğradık. Bak nar ekşisine kıyamadık. Gittik biraz bir daha kalmış getirdik. Dedik getirdik ev hanımına böyle bir şey. Aynen. Asla ziyan etmeyiz. Kapyayı, mısırı ve cevizi de ekledik. Ve şu an burada ekmeğini alan gelsin pozisyonu. Yani değil mi? Kaşıkla evet. Kardeş kaşıkla mis. Maş zaten çok mineralli, proteinli. Çok proteinli, harika bir. Gluten içermiyor. Şurada karıştıralım. Evet, evet, orada bence hepsini soslayalım. Evet. Kaşığımız da var. Bak, bak, aman, şöyle. Aman, aman. Siz bunu yiyin. Akşama zaten salata tüketiyor musunuz madem? Değil ben Serpil bundan hanım. Yerim. Ben çok siz severim. Artık yiyeceksiniz. Bana Serpil der misin lütfen? Ben zaten salata çok severim. Ben otoburumdur da aynı zamanda. Nermin'cim, Serpil'cim. Bundan yani. Sonra öyle oldu o zaman. Tamam. Lütfen, benim zaten lütfen. Beş çeşit lezzetlerimde masamda mutlaka bu yoğurtlu var. Mı? Var. Onun içine tavuk falan mutlaka da koyulur. Mutlaka salata var. Yani o çeşitlendirmek lazım. Kişinin zevkine göre, damak tadına göre, lezzetine göre değişebiliyor. Maydanozun sapını gördüm. Hmm. Evet, ben onu alayım dedim. Sapı, üzümün çöpü derken. Yakaladım. Hemen ben de yakaladım. Ya göstermedi ya. Güzel ekranı öğrenmiş. Bak elimden kaçtı dedirtmedi. Anında yakaladın. Olsun, kamera evet, yakalayamadı. Olsun. Süper. Ama her gün izliyoruz sizi şimdi Nermin Hanım. Aferin. Akıl kadınları seviyorum. Ne evet. Bileyim? Bakın. Bak bak bak. Bak. Kaç dakikamız var acaba? Bir şey sorabilir miyim? Burada yazıyordu genelde. Şu an yazmıyor. O çabuk oluyor zaten. Nermin Hanım'ın da bu konudan haberi yok, sürpriz olacak şu an. Evet, evet. Nermin. O ne? Şimdi bu sürpriz. Ne biliyor musun? Bu Malatya tarhanamız. Evet. Sevcan'ın annesi, annecağızı elleriyle yapmış. Öyle demiş mi? Ki, Nerminler çorba seviyor Sevcan. Götür orada yap demiş. Sevcan da geldi evet. ıslattık. Gerçekten evet, tarhana mı yapacağız? Evet, sürpriz bir çorba yapmak istiyoruz. İzin veriyor muymuş? Yüksel Bey bir sorar mısın lütfen? Bence soramıyorum. Ben, Yüksel benim kulağımda yok. Ha tamam yaparız. Evet. 30 dakikamız tamam. Varmış. Yeterli. Tamam. Seyircan'ım sen bunu koy tatlım. Tamam. Bu pişe dursun. Suyum da hazır. Diğer tarifimiz? Hemen gelecek onu getireceğim şimdi. Tamam. Bunu koyacak Seyircan. Kaynayana kadar. Aktaralım. Şimdi bu tarhana. Bu tarhanayı benim annem her sene kendi elleriyle yapıyor. Dört tane evladı var. Hepsine böyle. Ne tarhanası bu? Bu yarmadan Maraş yarması. Maraş. Ya. Yarma. Oradan özel alıyoruz. Çok yoğurtlu güzel. Ama bol yoğurtlu oluyor. Vallahi çok güzel. Değil mi seninkinden bu? Çok benziyor Yüksel Bey'in. Evet evet annesi Yüksel Bey'in göndermişti böyle sert oluyor bu. Sert oluyor ıslattık biz zaten. Tamam buyurun. Önce ıslattık. Şimdi nasıl yapacağız? Şimdi
Şöyle hemen. Üstüne sıcak su ekleyeceğiz. Bu biraz pişecek. Tabii biz evimizde buna et suyu, kemik suyu, işte içine kemik atıyoruz. Annem sizi izliyor ya. Dedi ki götür, her programda bir çorba oluyor. Bu programda da benim çorbam olsun dedi. Anne, annemin hangi ismi anne? Nazime. Benim Nazime, annem. Senin annem bu. Evet, şu anda Nazime çocuğuma teyzeciğim. Bakıyor. Nazime teyzeciğim. Şu anda anne çocuğunuza mesela bakıyormuş. Allah razı olsun. Öpüyorum annemi. Kurban olurum ya. Allah sizi başımızdan eksik sağ etmesin. Olsun. Öpüyoruz sizi olsun teyzem. Nazime teyzem. Var o. Bak, Nazime teyzem. Teşekkür ederim. Ha böyle. Islanmadan önce böyle oluyor. Islanmamış hali böyle. Yükselinkine benziyor. Yükselinki biraz daha farklı. Evet. Gölgede kuratıyoruz. Ama ne emekli iş bunlar çok ya. Emekli. Gerçekten ellerin, çok emekli. Ellerin kolların dert görmesin teyzem. Kurban olurum. Rabbim hayırlı ömürler versin. Başımızdan amin eksik etmesin sizleri. İnşallah. Büyüksüz olmaz. Büyüğüz dinleyeceğim, sayacağım. Aman eriştem de burada. Üstünü açalım. Bak. Bak. Yalnız taze kestirmiş. Ben bir şey demiş. O çorba, onlar çorba yapıyorlar demiş. Götürsen de yap bugün. Ne güzel hamur kokuyor, mis gibi. Evet. Vallahi. Ama çok seviyorum ya. Dolu dolu gelmiş. Allah bir kere razı olsun. Eksikliğinizi versin. Var olun. Hakkını helal et. Helal olsun, estağfurullah. Kalktı uçaklar. Vallahi sen bugün kat, aynen, hediyelere doymadık. Vallahi. Şimdi bu böyle mi duracak Sevcan? Bu kaynayacak ama altını biraz açmamız lazım. Bu en son açılması bizim şeyimiz, bu kadar. Kaynar o şimdi. Sıcak su koyduk zaten. Nerede? Aynen. Baksana kurabiyeye haşlanmış yumurta koyuyorum. Bunun evet, onu biliyorum ben. Yapmış mıydı? Hmm. Nermin Hanım'ın yapmadığı bir tarifi yok ki zaten. Birkaç milyon tarifi var orada. İyi biz dedin. Nermin Hanım'ın askerleriyiz diyoruz. Ay, kurban olurum ya. İşte öyle ama kaç yıldır takip Allah ediyoruz yani. Öyle gerçekten mi? Süredir mi? Uzun süredir evet takip ya, ediyorum. 3500 tane tarifim var. Yani şimdi hangisini? Altlarda yani bu var. Yumurta sarısını alıyor sadece. Beyazını kullanmıyoruz. Evet. Kıyır kıyır oluyor. Efsane evet oluyor. Biz sizin tarifinizi size tattıralım o zaman. Estağfurullah. Canım sen yapamayız ama. Canım sen elinden yiyelim bakalım. Evet bugün var de olun. Aynen. İşte bak güzel yeri hep diyoruz ya, sosyal medyayı güzele kullanırsak, örnek olmayı kullanırsak böyle. O kadar muhteşem hanımlar tanıyorum ki bu program vesilesiyle ve sizlerin sosyal medyadaki aktifliğiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ve Allah'ın bana böyle bir şey sunduğu için Allah'a da çok teşekkür ediyorum. Ve her gece ediyorum. Çünkü bunlar bambaşka bir şey. Evet. Burada yaşadığımız o aramızdaki bağ bambaşka bir şey. Bu pudra şekeri. Evet. Bunu vereyim mi sarısına? Evet. Bunun böyle sarısını alıyorsunuz. Bakın. Hiç yumurta kokmuyor ama kurabiyede. Hiç kokmuyor. Yazıyorlar yumurta kokuyor mu? Haşlanmış bak yumurta olur mu? Attık. Oluyor. Mis gibi oluyor. İki vallahi tane haşlanmış yumurtanın sarısını. Liste. Hemen sayıyorum. Ama. Hemen sayıyorum. Serpil beni unutturdu. Kartımı arkaya götürmüş. Saydın diye götürdüm. İki. Tamam. Ha burada. Oh. Evet. Ha, pardon. Bisküvi mantolu kurabiye yapıyoruz. Çok hoşumuş kurabiyelerimiz. Biz ona şimdi bir manto yapacağız efendim. 125 gram tereyağı, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı pudra şekeri, 2 adet haşlanmış yumurtanın sarısını kullanıyoruz. Bir paket vanilya, bir paket kabartma tozu, aldığı kadar un var. Dış kaplaması için ise yarım paket sade veya kakaolu ya da ikisini de bir kullanabilirsiniz. Bisküvi kullanacağız. Bir çay bardağı da pudra şekeriyle üzerini bulayacağız. Özellikle haşlanmış olan yumurtaya bakın içerisine yağını koyduk, yumurtasını koyduk. Pudra şekerini koyduk ve şu an önden bir yoğurma işlemi yapıyoruz. Gayet başarılı, böyle sapsarı bir renk aldı. Yani yumurta sarısı dediğin gibi bütün koyulduğunda kokuyor mu diye sormayın. Gerçekten evet, kokmuyor, kokuyor ama inanılmaz lezzetli oluyor. Evet, çok lezzetli oluyor. Kıyır kıyır ağızda dağılan bir lezzet. Kahvenin yanına, çayın yanına çok güzel oluyor. Bir de bereketli oluyor. Hani önceden koyup buzluğa atıp anneden gelen bir misafiriniz mi oldu çıkarabilirsiniz. Bakayım. Nermin börek konuşuyor konuşuyor, nefes alıyor. Bak bak. Halil bak, hocam bak gel. Gel. Sevcan alıyorum böreği. Ne Halil hocam gel de kurban olayım maşallah. Elim hamurda gelemiyorum. Seni fırına sokamayız sayı, git buradan. Çek çek çıkar, çocukların canı çek. Serpil. Birazdan yedireceğim anne. Az kaldı, bekleyin. Bekleyin, Nermin annemiz getirecek size. Kıskanıyor hayt size. Kıskanıyor, bildiğin dur kıskanıyor benimki. Ama yine kıskanacağım be. Oyarım gözünüzü oyarım. Bak küpe takmış, yakışmış küpede. Kime? Kameramanınıza. Ha, onda vardı, hep vardı onda. Şimdi fark ettim ben. Ay, alamıyorum, Nermin tepsi kaçıyor. Ay, zaferden sonra küpeyi fark ettim. Şey ha. Halil de takmış küpe. Ama. Düşünemedin değil mi Halil de küpe? Ben de düşünemedim.
Oba. Düşündün mü Halil Bey takmayı, küpe? Yok, bizim arkadaşta var. Bak şimdi ne güzel. Gençler takıyor abi. Bak. Karizma ya bizim kameramanlar, bak. Utandırın. Şu an ekrandasın. İsim akrabaları estağla. Halil hocam, hiç küpe takmayı düşündün mü? Adam gülmeye başladı direkt. Üşek şimdi aşağı. Ben böyle çileme enerji dağıtıyorum efendim. Bak, benle çalışmak çok kolay aslında. Uyuma suyuma. Başka bir şey yok. Biz ekranda izlerken şey Halil Bey'i de çok merak ediyorduk. Sizi. Aman ne dedi? Ne dedi? Ben düşündüm de dedi, babam düşündürtmedi dedi. Ya bir de böyle babalar var. Tabii. Bak ne dedi, duydun mu Sevcan, ne dedi? Biz dedi ekranda izliyorken dedi, Halil Bey'i de çok merak ediyorduk. Evet, ben yakın çekimlerini yapıyor ya. Biz diyoruz işte, acaba Halil Bey kim? Sen de bir nevi şöhret oldun. Benim genellikle Halil abi. Kamera görünüyor. Evet. Sen de şöhret oldun bak. Herkes seni de merak Sevcan ediyor. Sevcan yanarsa koşa koşa geliyor oraya. Bir de şimdi bugün küpeli çocuğumuzu merak edecekler. Şeye göre geliyor bence. Lezzeti beğendiyse Halil abi hemen yakın çekime giriyor. Tabii. Bir de yoksa orada, uzakta kalıyor. Bir de orada vukuat varsa, evet, yanmışsa, yapışmışsa, dökülmüşse. Şimdi kaynamaya başladık. Böyle bu kaynayacak mı? Kaynayacak, biraz daha özleşmesi lazım. Bir de şey, blenderla çekebiliriz. Tabii. Ay, azıcık pütürlü kalsaydı Sevcan olmaz. Yok, ama zevke bağlı. Daha hani, güzel oluyor. Taneli de yapıyorlar, pütürlü de. Hani o şeye bağlı yani. Tamam. Ne? Terpil bir şeyler. Yumurta beyazı sever bu. Şimdi yesin, sıkıntı yok yumurta beyazında. Diyete başladı ya. Kalbine dikkat et. Yok, normalde de severim. Sarısını yemem. Benim oğlum da çok seviyor Serpil Hanım haşlanmış yumurtayı. Sen kahvaltı yapmadın mı Serpil? İki lokma bir şey yedim yani. Sen mi iki lokma yedin? Evet. Sor Faysal'a bak. İki lokma mı yedi Faysal? Tabii tabii, tamam, ben anladım, aldım cevabımı. Yarın kahvaltı yok burada, stüdyoda. Herkes evinde yapsın gelsin. Herkes greve giriyormuş. Benimle birlikte bütün stüdyo diyete girecek. Sen de. Bu böyle işte. Efendim bakın, tamam, öyle güzel bir hamur oldu ki bak. İçinde evet, az malzeme var. Tereyağı, sıvı yağ, pudra şekeri, 2 adet yumurtamızın sarısı, vanilya, kabartma tozu ve aldığı kadar unla birlikte güzel böyle kıyır kıyır. Yani kıyır kıyır olduğunu nereden anlarsınız? Bak hamur böyle dağılıyorsa bu kıyır kıyırdır, evet, bak. Görüyor musunuz? Muhteşem bir hamur oldu. Ele yapışmayan ve bu kurabiyenin namı çok güzeldir. Mantasını bilmiyorum. Ben sadece böyle yapıp pudra şekerini buluyordum. Şimdi ben mantasını şimdi öğreneceğim. Ay işte tek tarifte iki çeşit yapmış gibi oluyorsun. Hem öyle kakaolu bisküvi hem sade bisküvi. Tamam, hemen geçelim. Ben hani onları da robottan geçersek. Ben geçireyim hemen onları robottan Serpil. Şunu alayım. O da bulayacak herhalde. Evet, hemen pudra şekeriyle karıştıracağız. Ben robottan geçireyim. Ben hamur yoğururken annem derdi ki, bu kabı böyle temizleyeceksin. Hamurun güzel olduğu Serpil, oradan çıkar. Böyle temizleriz. Lokum var mı? Eskiden böyle lokum yapardık Serpil. Buradan alayım mı bir tanesini? Hayır kardeş, onların içi dolu. Sende var mı lokum? Hayır yok. Bunlar sizin, biri Nermin Hanım'ın, tamam, biri bir tane Serpil Hanım'a. Olmaz. Rica ederim. Serpil seninkinden alıyorum. Ben benimkini taşıyamam. Sen elde götüreceksin. Bu seninki Serpil. Bunu sen almadın ya, çünkü ben göstermem lazım. Çocukluğumuzun lezzetiydi, hatırlıyor musunuz? Biz hala var değil mi hocam, bak. Hey, benim birazcık daha un koymam lazım ya. Bak, böyle yapıyoruz bunu. Böyle yapıyorduk küçükken. Şey olacak, ama o sade lokum böyle sündüreceksin bir de. Bak sana. Seninki zihnisten cihazı tutmuyor bile. Tabii, hatırlamam mı? Tuttu canım, niye tuttu? Daha şurada 10 seneye verdi. Yemem. Dur şey kırayım bir tane. Saniye, kime? Sevcan'a mı? Yemez misin? Yok, yerim. Ellerimle besleyeceğim. Malatya'dan getirdim. Aman çorba taşı ayol. Olsun, lokum yiyoruz. Malatya'dan getirdik. Anne gel. Hani ben getirmiş gel, ben yemiş gel gibi oldum o yüzden. Gel anne. Kızım boyunu uzatacağım ben. Ben besleyeceğim seni aşkım. Niye bakın? Çekeyim mi bunu? Sen seviyor musun? Olur tabii. Sizde var mı bu? Gürültü yapabilir miyim? Malatya müziği iste. Şimdi bunu böyle alıyoruz buraya. Öbürünü yapıyoruz. Olur. Sen ayıracağız o öbürünü değil mi Sevcan? Ayrı ayrı olacak, evet. Bisküvi de ayrı. Tamam, buna başka bir tabak. Hemen getiriyorum. Nermin baksana, ikiye bölüyor kurabiyelerini. Aa!
Sevcim anlatsana. Bereketli oluyor hem de böyle. Bir bunları de, ne hani, aşamada kullanacağız çok merak ettim. Piştikten sonra sıcakken bulayacağız, mantolayacağız. Ama. Ben pudra şekerine manto yapıyordum, sen bisküvi yapacaksın. Piştikten sonra. Ne kadar güzel. Tariflerinizi zenginleştiriyoruz Nermin Hanım. Helal olsun, yürüyün arkanızdayım. Teşekkür ediyorum. Yürüyün arkanızdayım. Almaya gerek kalmadı. Allah razı olsun. Tabii tabii idare. Çok güzel oldu hanım, bu muhteşem yani. Sen bununla daha 3-5 sene gidersin diyecek sana. Öyle. Duydun mu Sevcan Hanımcığım? O zaten tamiri seviyor. Ha, tamir Uğraş yapar. Arıyor. Ben onu yaparım. Yok öyle. Yok yapma aslında. Bozulmuştum biz değil mi direkt? Sevcan bozuk hiç uğraşlara değmez. Hanımlar ya. Bazen bozuyoruz bile ya bilerek. Neyi? Ay, parçası fazla koymuşlar der mi? Ben... Ha, yapamadığı zaman evet. Ha, değil mi? Ya. Yani gördüm yapamayınca parçayı fazla öyle koymuşlar. Öyle derler ama ne yapsın erkek yapamadım demez. Fazla oldu der parçası. Hiçbir zaman ben yapamadım demez. Şimdi İlla normal yuvarlak bezeler yaptık kurabiyemizi gördüğünüz üzere. Ortadan ikiye yardık. Yarım ay şeklinde tepsimize diziyoruz. Bir yanda kakaolu bisküvimizi rondodan geçirdik. Bir yanda sade bisküvimizi rondodan geçirdik. Pudra şekerimiz de olacak. Ve evet. Bir çay bardağı da pudra şekerimiz var. Pudra şekerini ayrı mı yapacağız yoksa? Yok bisküvilere karıştırıp öyle bulayacağız. Anladım. Hem beyazlı hem kahveli gözükecek. Aynen. Süper efsane. Birazdan yarısını kakaonun içerisine hatta şimdi yapayım. Yarısını da sadenin içerisine dökeceğiz efendim. Evet. Kurabiyeler fırından çıkar çıkmaz ise ne yapacağız? Bununla güzelce bulama işlemi yapacağız. Şöyle bakın. Tarifi gerçekten güzel farklılaştırmışlar. Ben içerisinde dediğim gibi bisküviyle hiç mantolama yapmadım. Ama şu an çok lezzetli olacağını düşündüm. Çünkü o sıcak kendi pudra şekeri de eriyecek, tutacak kurabiyeyi. Evet, evet. Güzel farklı bir lezzeti olacak ben eminim, inanıyorum. Ne güzel bak, fikre bakar mısın lütfen? Çok güzel. Bunun yarım olma sebebini çok merak ediyorum şu an mesela. Şimdi niye yarım? Kurabiye genellikle hani bitiremiyorlar ya. Evet ağızda çok. Bitiremedikleri için tek seferde işte hani bitsin diye görünce daha gibi. Ha yani ikramı da daha kolay, servisi de daha kolay. Nazime teyze miydi? Evet evet Nazime. Nazime teyzem kurban oldum. İcazeliyle bak ellerinle yaptığın tarhana evet. Nermin'in enfes mutfağında şu an. Ve biz bu tarhanayı yiyeceğiz inşallah. Vallahi Allah nasip ederse. Evet hiç çok doyurucu, çok lezzetli. Ben bir de severim biliyor musun? Buğdaylı şey. Vallahi yiyeceğim bir kase. Öyle bir içten sürüyor kurban olayım ben buna kıyamıyorum. Ama bak o çorba çok güzel olur ki. Ben bilirim de. Nazime teyzem yapmış olmaz mı? Bir de icazıyla kaç yaşında Nazime teyze? Annem 55 yaşında. Aman. Gençmiş de ana. Evet. Allah sağlık uzun ömür versin. Maşallah subhanallah. Çok küçük evlendi o zaman değil mi? Evet eskiden hani yörelerde küçük yaşta kız çocukları evlendirilirmiş. Kıyamam. O yüzden. Baba? De, babam da hayatta. Evet. Çok şükür elhamdülillah. Evet sağ olsunlar. Baba da genç o zaman. Babam ara tabii yaş farkı var ama babam da 65 yaşında var yani. Hmm. Sağ olsun babama buradan öpüyorum. Öpüyoruz babalarımızın ellerinden. Evet efendim tarhanamız kaynamaya devam ediyor. Bir anda kurabiyelerimizi hazırladık. Kaç derecede pişireceğiz? Bunu Sevcan. Çok hani alt üst hemen hani çok 10-15 dakika evet, kadar yani hemen pişecek. Kısa sürede pişiyor. Tamam. Tamam. Hemen salatamızı getirelim. Yüksel sürpriz dedi bana. Rahat olsun yetiştirdik biz şimdi. Yok yok duydum. Ama buradan duymadım. İçeriden duydum. Bir şey söyleyeceğim. Aman tarhana taştı. Evet. Aman yanında taşır da yok. Şimdi vallahi bir şey söyleyeyim mi? Fırına alabilirsek. Alıyorum gidiyorum. Ben hemen alıyorum. Sen git. Yani şu güzelliğe bakar mısın Halil Beyciğim? İnci gibi dizdik. Baba vermedi küpe takmadı. Düzenli sen mi vallahi becerikli düzenli. Dün yemiyorum dedin tabağa doldurdun hepsini şimdi. Koşturma beni Halil hocam. Bir de baba küpe taktırmamış. Takalım mı Ali böyle mıklatıslı var. Denemek isterse içinde kalmasın. Zafer'inkini deneyiveririz. Değil mi Faysal Bey? Tamam. Halil Bey'e takıyoruz bir gün. Bak inci gibi dizdik bunları. Kurabiyeyi yarım ay şeklinde böldük. Ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına veriyoruz. Değil mi Sevcancığım? Alt üst bir ayarda değil turbolu ayarda pişmeye devam çekimiz ediyor. Çekimiz oldu sanıyorum Nermin. Rica etsen bakar mısın gelirken? Rica ettim ben de baktım. Var mı bir kürdan testi yapalım? Var kürdanım da. Dur geleceğim yanına. Söndürmeyelim. Bu güzelliği söndürmeyelim. Annesi oldu ben biliyorum sen rahat ol. Ben de bak şimdi. Kürdan testi. Ay.
Ayağına çarp. Bak çok güzel bir kek. Çok güzel bir kek. Buyurun efendim. Aman çöp şiş getirdi. Böyle bak. Ona böyle test ediyoruz. Eğer kürdanımız temiz çıkıyorsa bakın. Kek yapışmıyorsa. Bu olmuştur. Bir kap daha veriyorum. Çok fazla. Olur. Şey yapmayalım. Fırınlık yemeğimiz yok değil mi? Elektrik gitmesin. Serpil. Canım ne dedi? Fırınlık yemeğimiz yok değil mi? Kapattım. Yok artık fırınlık işimiz yok. Tamam, şey yapacağım. Boşa gitmesin elektrik. Yok yok gitmesin. Şöyle aldım. Bak. Geliyorum Sevcan ben. Tamam. Bu pasta olacak. Değil mi Sevcan? Evet kekimizin soğuması lazım. Vallahi ama. Sofrayı kurduk kızlar hadi gelin. Kızlar sofrayı kurduk biz bugün. Hadi gelin. Ekran başındaki bütün izleyicilerimi çağırıyorum. Gelsinler burada içi veririz yeriz. Bardak, çanak, bulaşık. Nasıl hiç sesi çıkmıyor bak. Diyor ki ben sana sorarım Nermin. Evet. Oh. Şimdi siz ne yapıyorsunuz orada? Ben malzemeleri sayıyorum. Biz salataya geçtik Nermin. Evet. Pastamızı da sunuma hazırlamamız lazım. Evet. Ama kekimizin biraz soğuması lazım. Ama... Evet, onu açalım. Nermin Hanım, açıp da pişsin. Oldu, yetişti. Köy tarhanamız pişiyor efendim. Bir anda çok lezzetli tarifimiz gördüğünüz üzere poğaçamızı yaptık. Bir anda tavada. Salatamız, süreğimiz, pastamızın keki ve şimdi ise yoğurtlu patates salatası. En alt kısmı için efendim zeminde kullanacağız. 5 adet haşlanmış patates, 2 adet salatalık, 5-6 adet salatalık turşusu, 1 kase süzme yoğurt, 1 su bardağı yoğurt, 1 tutam dereotu, 1 tutam maydanoz, tuz, 3 diş sarımsak, karabiber ve zeytinyağı zeminde en üst kısmına sürmek için yani böyle güzel renklendirmek için 3 adet kabak, 3 adet havuç, 3 adet kapya biberine ihtiyacımız var. Bu 2 katlı yani iznimiz 2 kat olmuş. Belediye okul izni verdi. İzni 2 katmış değil mi evet. Evcan Hanım? Evet evet. 2 kat böyle güzel bir villa mı yapıyoruz? Bakacağız bakalım 2 katlı mı, villa mı, tek katlı mı? Neden diyorsun konuşmayı sevmem. Evet. Ortaya sonuca bakacağız. Sonra diyorsun. Aynen sonuca bakacağız inşallah. Tamam. Cengiz Bey seviyor mu yemeklerinizi? Seviyor sağ olsun. Şimdi en çok sevdiğin yemek? Eşime sormak lazım ama. Memnun musunuz hocam? Eşim. Yapıyor mu? Yapıyor. Allah razı olsun diyor. Yani. Şimdi en çok sevdiği yemek hangisi? Eşim genelde yöresel yemekleri daha çok sever. Hı hı. Yani et yemeklerini sever, sebze yemeklerini sever. Hamur işi? Hamur işi de sıcakken sever. Hı. Fırından çıkacak, yiyecek. Ertesi gün asla yemez. Sevmem kokma. Ağzının tadını da biliyor. Bakar mısın Cengiz abi? Şimdi şu an Cengiz Bey'e yakın çekim yapıyoruz. El sallayın bize Cengiz Bey. Bu yoktu. Bu karede yoktu diye. Bu karede yoktu diyorsun. Olsun, olsun. Hanımının yanında. Sevcancığım. Her zaman yanımda sağ olsun. Maşallah Allah eksikliğini vermesin. Bu çok önemli gerçekten. Evet, her zaman yanımda. Bunları atalım istersen. Tamam, tamam. Halil hocam geri evet. Gelebilirsin. Oh be bir dinlendim diyorsun orada bir çömeldim diyorsun tepelerde gez gez. Şimdi ben bunu hep yapıyorum ama küçükken Serpil hatırlıyor mu ya? Neyi? Böyle koyardık. Aa yuvarlağımı yapıştırırdım böyle şap diye. Her köşesine koyardık şöyle çenemize falan. Nermin Sevcan da senin gibi şey seviyor bakar mısın? Küçük bıçak seviyor maşallah kadına. Oturttuk o tık 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 2 dakikada olacak. Aynen ben. Serpil yapayım mı gel vitamin. Hayır o değil halkasını yani alacaksın. Alnına alnına. Şöyle yap bari. Yarısını kopar. Böyle bak. Yapışma tutmaz ki. Dur bakayım. Tabii. Bu incesini koyayım. Tutmaz. Böyle tut kafayı böyle tutardık. Ben halkasını yapıştırırdım genelde. Bak, yani. Bak. Bakamam bakarsam. Bunun içindeki şey sen değil onlar. İzleyicilerime söyledim. Şimdi bak bu içerisindeki suyu var. Bu içerisindeki suyu var ya cildi böyle gençleştiriyor, ışıldatmasını sağlıyor. Çok faydalıymış salatalığın suyu. Bak, antioksidan etkisi. Ben böyle evet. Küçük attım buraya. Gözün şaşı bakıyordu. Kayar Allah muhafaza. Niye karşısına be? Kaymaz. Böyle yapınca. Kız ben hastalandım hastaneye gittim. Hoca şey yapıyor, mendeyi alayım. Şöyle hoca bana şey yaptı, terfi. Orada dedi bir dedi şey var dedi, hep dedi oraya bakacaksın dedi.
yuvarlak. Odaklanacağım. Ve odağa bakayım ya, gözüm kayıyor. Ne kötü, niye gözüm kayıyor kızım? Kayıyor dedim, ne yapayım oraya bakınca böyle pek. Sen şişe bakamıyor musun? Bakamam ben. Böyle bakacaksın bak. Bak bakayım. Bak bak bak. Aman tamam, bakma bakma. Yapmam. Gel. Aman. Güzel mi yapmam diyorum ya. Dur eşi. Yapmam diyorum ya, bak böyle diyor. Yap yap yap. Ben bakamam, ben korkarım. Küçükken şey derlerdi çünkü, değil mi? Sevcan'ı bakma öyle, şaşık alırsın. Evet evet. Ben ondan korkarım. Evet. Tövbe ya, hiçbir şey olmadı vallahi. Emin misin olmadığına? Şaşırmayayım. Ama çocuklar da yapma deyince yapıyorlardı. Evet, çocuklar yapma deyince cazip geliyor. Rahmetli annem de bana diyordu ama. Vallahi bak. Dinlemedin kadının sözünü. Kız senden ne çekmiştir he? Bakma ben fena kızmışım. Fena fena. Yapma kızım, yapacağım, bana ne yapacağım, yapacağım. E tabi de nazlanıyorduk da. Yani az bir şımarıklık da yapıyorduk. Malatya, Malatya, Malatya bulunmaz o yaşlarda. Eşin. Onu biraz soteleyip başka bir tabağa alalım. En son sunumda kullanacağız onları. Son öyle 5 dakika mi? Daha biz pastamızın sunumunu yapmadık. Ben onları keseyim, siz pastaya geçeyim. Tabii olur. Tamam. Ben Sincan, tek bunlar tek da olmaz. Bu üst üste kat çıkarak olması lazım. Ben sana dedim villa yapalım Sevcan. Sen dedin ki yok dedin, gece kondu mu olur dedim, belli olmaz. Bak villaya girelim dedim ben. Tamam girelim. Bak gördün mü, böyle üst üste her şey daha kolay. Sevcan bu oldu mu? Okay. Bence oldu. Sevcan şimdi diyor ki nereye yetişeyim ben? Olmamış, yok. Hemen fanlıya geçelim. Tamam geçelim. Fanlıya geç. Hemen birazcık daha. Hemen fanladı zaten Sevcan'ım. Yükselt biraz. Sevcan Hanım, bunu da direkt içine atayım mı, kavrulsun hepsi? Olur, fark etmez. Bence çıkarmayalım, daha güzel olur. Ya da bunu alalım, bu zaten öldü mü bilmiyorum ama. Bence hepsini kavuralım, içe tamam atarız. Yumuşaklardan, biber yumuşadı, kabak da çabuk yumuşar. Evet. Kavurayım tatlım, burada ben sana yardım edeyim. Beni yönlendirsen. Ben kaşık alırsam bunun üzerine. Salatalığı da böyle uzun ince geçelim mi kesin? Yok, salatalığı rendeye vereceğiz. Patatesin içine. Hemen rendem burada. İki tane mi olacak salatalık? Yok bir tane. Tamam. Bir tane, onu kenarına kullanacağım. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Ay. Süt en var son mıydı? Bardağımızda var mı? Rendevuk altından sonra. Ya da böyle kullanayım, tamam. Daha dikkatli rendeyi kullanma ben kararı almışımdır. Bugün de biliyorsun malum. Dikkat et ben Nazım eline. Elime dikkat edeyim. Yaralı yaralı gezmeye gidemezsin. Gidemem. Yaralı yaralı baktı yüzüme. Böyle bir şarkı vardı. Bilmiyorum ki. Abi çok güzel oldu. Nasıl Yüksel Bey? Yaralı yaralı baktı yüzüme. Diyor. Bunun yağını koyabilir miyiz çorbanın? Şey mi? O tavada vardı ya tereyağı. Ha. Ona biraz tereyağı ekleyip oturmayı kullanabiliriz. Ne yaptık şimdi Sevcan Hanım pastaya? Hazırladığımız sosunu, kremasını kekimize geçirelim. Hı hı. Sevcan bunun dibinde süt kalmış. Ben bunu dökeyim mi istersin? Yok dökmene gerek yok. Ha. Bu yağın kendisinde olan şeyler. Bir şey olmaz. Biraz yağ ekleyip onu da yapabilirsin. Hemen evet yayalım. Şu an dolaba attığımız kremayı. Evet kekimize buluşturuyoruz. Kekimizin üzerine güzelce gezdiriyoruz. Keki zaten çok güzel yumuşacık bir kek oldu. Gayet başarılı. Evet. Evet bunu da ben rendeledim. Salatalığı. Suyunu sıkıp havuç koymayacaktık ama. Havuç koymayacak mıydı? Havucu da soteleyecek, fark etmez. Yok havuç... ya havuç sotelenmesin, dişimiz tamam keser rende. Yeni bir versiyon yaptık salatalığı Sevcan. Hep sen Nermin tarifini yaptın. Nermin Hanım da bugün. Bugün yeni tarif çıkarttık, evet, ürettik. Aha. Evet. Bunu da alalım. Onu ben dökeyim isterseniz. Tamam. Var ya şu kabakla biber efsane kaşık oldu. Kaşık alabilir mi ya? Gel canımın içi. Ben şu kurabiyeleri Sevcan almalıyım sanki ha. Al o zaman. Bak. Evet ha? Evet. Dursun dersen koyarım tatlım. Sen yok, karar ver. Dağılıyor çünkü. Biraz daha dursun. Tamam. Birazcık daha dursun. Şöyle ben çevireceğim onu. Bir anda çorbamız pişiyor efendim. Bir anda salatamız hazırlanıyor. Ben onu yapayım, siz salatayı tabii bitirin. Son iki dakikamız tabii kaldı. Şöyle. Üstünün her yerine mi geleceksin? Evet. Tamam. Şöyle yavaş yavaş. Bütün kremamızın üzerine bunu hazırladığımız vişneyi dökıyoruz. Tamam, tahtada kalsın. Var ya, hiçbir bu şey çok olmaz iyi oldu ben Sevcan Hanım. Sıktım zaten. Bu çok muhteşem oldu Serpil Hanım. Bir şey söyleyeyim mi? Bundan yiyesim geldi şu an. Susu musu zaten. Dur, su tutayım aşkım onu ben. Tamam. Ben alacağım. Neler yapıyoruz salatada anlatırsanız çok sevinirim. Haşlanmış patatesimizin üzerine kornişon turşumuzu küçük küçük doğradık. Hı hı. Salatalığımızı
Tamam. Rendeleyip suyunu sıktık. Evet. İçine yeşilliklerimizi şimdi ilave edeceğiz, doğrayıp. Sakin. Buraya geldi. Evet. Tuzunu, baharatını atıp kalıbımıza koyacağız. Tuzunu, baharatını atıp evet. koyacağız. Tamam. Zeminini nasıl oluşturuyoruz? Altını patates, üstüne yoğurtlu bir harç gelecek. Üstüne de sotelediğimiz sebzelerimizi ilave edeceğiz. Evet. Efendim pasta çok güzel oldu. Ebru'lim de seni yine burada sunduk sizlere. Aradan beyazlar da çıkınca pek bir hoş gözüktü. Of evet. Bu sos çok güzel oldu Serpil. Cam gibi bir sos oldu. Eline sağlık vallahi. Gerçekten tarif birebir bu arada. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Sevcan Hanım'ın sayfası neydi? Sevcan Çelebi Uruk. Çelebi Uruk Instagram evet. hesabı. Takip edin oradan kızlar. Evet bekliyorum bak. İnşallah. Evet, Nermin Nefes Mutfağı devam ediyorken efendim biz bugün neler mi hazırladık? Malatya'dan gelen Sevcan Hanım bizler için eşsiz güzellikler hazırladı. Neler yaptık? Maş fasulyeli salata yaptık. Evet. Mantolu kurabiye yaptık. Evet. Tereyağlı börek yaptık. Evet. Çiçek poğaçamız. Aynen. Çorbamız var. Annemizin neydi Nazim? Nazime teyzemin. Evet. Malatya'mızın meşhur kurabiyesi. Evet ve? Ve vişne soslu yaş pastamız. Of vişne soslu çok güzel. Bir de patates salatamız var. Yoğurt soslu. Ellerine kollarına sağlık hayatım. Gerçekten teşekkür çok ediyorum. Güzeldi. Seni tanıdığımıza da çok memnun olduk. Eşine de teşekkür ederiz. Geldiniz. Gerçekten her şey dört dörtlüktü. Biz teşekkür İkinci ederiz. İkinci şifreyi de sizden alalım. Ne diyelim? Kayısı söylemiştik. Malatya kayısısı. Malatya'nın kayısının çekirdeği olsun o zaman. Aa güzel oldu. Çekirdeği evet. Çekirdeği. Kayısı çekirdeği efendim. Evet çok faydalı. İkinci şifremiz de kayısı çekirdeği oldu. Evet. Az önce reklam arasında bizim yapımcılar, yönetmenler mutfağa gelip şu börekten yediler. Var ya böyle bir şey yok. Kesinlikle kabartma tozundan bu kadar lezzetli bir tarif yemediniz iddia ediyorum. Sevcan'cığım ellerine sağlık. Teşekkür ediyorum. Kurabiye ise bakın mantoladık. Yarısını kakaolu kurabiyeye, yarısını da bisküviye, yarısını da sade bisküviyle mantoladık. Ağızda dağılıyor. Yani bu eğer mutfakta varsa akşam uyuyamazsınız. Ara ara gidip ağzınıza atacaksınız. Bundan kurtuluşu yok. Ben bunu biliyorum. Bu çok yaramaz bir kurabiye. Evet. Yani kavanozda bunu saklayamazsın. Çabuk bitiyor çünkü. Evet. Aynen öyle. Pastanın tadını çok merak ediyorum. Sosu çok güzel oldu. Evet. Üstündeki vişnenin ışıltısı da harika. Yani bence bugünkü tariflerin hepsini şu an bizi izleyen kıymetli izleyicilerin mutfağında mutlaka yapacaklar. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Sizin gibi ediyorum. Girişimci ruhlu hanımları tanımaktan da mutluluk duyuyorum. Çok sağ olun. İnşallah başka bir yerde yine burada da buluşalım. İnşallah. Gelin İnşallah. Yani bir günde Malatya'ya özel yemekler İnşallah. Yapalım. Söz verdik tekrar teşekkür geleceğiz ederim. İnşallah. Teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Var olun teşekkür efendim. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Efendim bugünün de sonuna geldik. Ne diyorduk? Her zamanki gibi evimizden sağlık, sıhhat, bereket, huzur. Soframızdan sevdiklerimiz hiçbir zaman eksik olmasın. En kötü günümüzde bugünkü kadar renkli ve güzel geçsin. Ufacık şeylere takılmıyoruz. Rabbimin bize sunduklarıyla yetinmeye çalışıyoruz. Bir de diyoruz ki şükür. Elhamdülillah. Daha ne olsun efendim. Ayaktayız, sağlıklıyız, sizlerleyiz. En güzele de emanet ediyorum. Çünkü sizleri görmeden ölmek istemiyorum. Allah'a emanet olun.